Masada ne var? Hoş geldiniz efendim. Ben İbrahim Güneş. Yaklaşık iki saat civarında birlikte olacağız ve pek çok konu başlığını masaya yatıracağız. Önce isterseniz başlıkları sizlerle paylaşayım. Sonrasında konuklarımıza, sohbetimize geçelim. İlk başlığımız Türkiye kötü mü yönetiliyor başlığı. Şimdi bu nereden çık diyeceksiniz. Muhalefet son dönemde Türkiye'nin sürekli olarak kaos içerisinde, kriz içerisinde olduğunu söylüyor. Ve sanki dünyada farklı bir atmosfer var ama Türkiye doğrudan bataklığın dibine doğru gidiyormuş gibi bir izlenim oluşturuyor. En azından algıyı bu şekilde kör Peki gerçekten durum bu mu? Dünyada durum ne? Türkiye'de ne? Ve dışarıdan bakıldığını nasıl görülüyor? Ona bakacağız. Zira gurbetçilerden peş peşe sosyal medyada mesajlar gelmeye başladı. Almanya'dan gelen son mesaj epey popüler de oldu. Hele gelin bir de Almanya'daki duruma bakın diyorlar. Peki Almanya cephesinde ne var? Türkiye cephesinde ne var? Buna bakacağız. İkinci başlığımızsa terörle mücadele gündemine dair PKK-YPG için yolun sonu mu diye soracağız. Aslında bir süredir devam eden bir meseleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğan en son farklı bir yöntemle bu mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. Rusya ve ABD rağmen Suriye ya da Irak'ta operasyonlar devam edecek ve örgütünün kökü katılacak mı sorusunu soracağız. Aynı zamanda HDP cephesinden yapılan açıklamalar da özellikle bu konuyla ilgili bir çözüm arayışları da aslında nereye gidiyoruz sorusuyla ilgili kafamızda birçok noktayı aydınlatıyor. En son İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Terör örgütü PKK'nın Tunceli'de 500'ün üzerinde teröristi vardı. Şu an sayı 20'nin altında diye bir açıklama yaptı. Ne oluyor, ne bitiyor buna da bakacağız. Son başlığımızsa hani Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve gelmeden önce ben koşan terleyen Cumhurbaşkanı olacağım demişti. Afrika ile kardeşlik köprüsü kurmak için çalışmalar sürdürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 Afrika ülkesine yönelik ziyaretini başlattı. Angola'da bu ve devam edecek. Bu ziyaretle ilgili olarak CHP yandışı medyada yer alan haberler ya da işte açıklamalar vardı. Turistik geziymiş gibi bunu lanse etmeye çalıştılar. Gerçekten böyle mi? Yoksa Türkiye Afrika'da önemli bir mesafe mi kat ediyor? Buna da bakacağız. Hadi başlayalım. Önce konuklarımızı sizlerle tanıştırayım sonra sohbetimize geçelim. Yusuf da 24 Güvenlik Analisti hoş geldiniz. İyi yayınlar İbrahim. Teşekkür ederim. Doçent Doktor Turgay Yerlikaya İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Ve Doktor Tacettin Kutay Akşam Gazetesi yazarı hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi ilk başlığımızı masaya açtı arkadaşlar. Türkiye kötü mü yönetiliyor? Bir soru aslında. Ee, Sayın Alabarda, da başlayacağım ama öncesinde e, sanki Türkiye içeriden böyle çok kaotik veya kriz içerisindeymiş gibi bir muhalefet anlayışıyla e, dünyaya duruluyor ama dış Dışarıdan bakıldığında öyle görülmüyor gibi bir e, izlenimim var açıkçası. Üstelik bu izlenimime bir ortak da buldum diyebilirim. Kim diyecektiniz? E, Almanya şansölyesi Angela Merkel biliyorsunuz hafta sonunda İstanbul'daydı. Gazetelerden biri e, Angela Merkel'e şöyle bir soru sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la uzun zamandır çalıştınız. Peki nasıl buluyorsunuz diye sordu. <laughs> Nazik bir hanımefendi olduğu için ya ben kimseye karne verecek durumda değilim ama. Yani Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de çok net görüyorum. Her ziyaretimde Ankara, İstanbul'a geldiğimde bunları çok net görüyorum diye anlattı. Önce bir isterseniz o sohbete kulak verelim, sonrasında Olur. konuyu konuşalım istiyorum. Tabii biz e, e, burada birbirimize e, okuldaki gibi not vermek için e, burada bulunmuyoruz. Biz e, işbirliğimize önem atfettik. Türkiye'de e, çok şey gelişti, çok gelişme oldu altyapı açısından olsun. İstanbul'a baktığımızda sadece bunu görüyoruz. E, son defa Ankara'ya geldiğimde e, ne kadar önemli bir idari yapı, bir yönetim burada olduğu, Orada yaşayan insanlar, standartların ne kadar yükseldiğini de görebiliyordum. Birçok dünya liderleriyle bir arada çalıştık, görüştük. Tabii Sayın Şansölye özellikle Almanya'nın idaresinde, yönetiminde gerçekten başarılı bir sürece imza attı. Tabii bundan sonraki süreçte de özellikle belki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Fakat koalisyon hükümetleri de tabii çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Geçmişte Bizdeki koalisyon hükümetleri de çok çok başarısız olmuştur. Hiçbir netice alamamıştır. Ama bizim başkanlık sistemine geçmemizle birlikte biz bu koalisyonlardan kurtulduk ve yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. Şimdi Sayın Alabar da anladığım kadarıyla Türkiye, Almanya'nın kendine bir yandaş bulmuş. Ee, Angela Merkel diyor ki her geldiğimde Türkiye'deki gelişmeleri çok net görüyorum, standartların yükseldiğini görüyorum diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Almanya'nın koalisyonlarla ilgili olarak e, aslında yani belki daha iyi bir Almanya olacaktı ama koalisyonlarla işlerin ancak bu kadar yürüdüğü yönde bir tespitini paylaştı. Hatta Angela Merkel e, o bölüm yok ama işte e, ya ben başkanlık sistemi istiyorum gibi bir şey söylemek istemedim falan dedi. Ama dedi hani koalisyonlardan da şikayetçi olduğuna Sayın Erdoğan'a itiraf etmiş daha önce. Buradan başlayalım isterseniz. Şimdi e, Tamam dolar 9 lira 30 kuruşta şu anda altında 523 lira civarında ekranın altında zaten sürekli yazar onlar e, baktığımızda. E, evet e, enerji fiyatlarında ciddi artış var dünyada Türkiye'de yansımalarını zaman zaman bunları paylaşmak durumunda kalıyoruz. Ama gerçekten hani battık bittik kriz içerisinde yok olmuş bitmiş tükenmiş bir ülkeyle mi karşı karşıyayız sizce? Yani en zor soru herhalde bu özellikle böylesi bir günde böylesi bir gündemde. Türkiye'de her şeyi güllük gülistanlık gösterecek halimiz yok. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani dünyada bir gıda krizi ve bir enerji krizi var. Ve Türkiye dünyadan soyutlanmış bir ülke olmadığından mütevellit asılı bir şekilde yaşamadığı için e, bu yaşanan krizlerden bilakayı düşer, etkileniyor. E, i̇şte sen biraz önce Almanya örneğini verdin, Hollanda örneğini verdin. O konularla ilgili oradaki piyasaları araştırıyoruz, soruyoruz orada durum ne? İngiltere başlı başına bir istisna teşkil ediyor. Brexit de bunun üstüne eklendi. Kasap krizi, şoför krizi, tedarik zincirlerindeki kırılma, doğalgaz krizi hepsi İngiltere'de hepsi bir arada gözükebiliyor. Avrupa açısından baktığınızda da keza böyle. Türkiye'de de girdi maliyetlerini önemli oranda etkiledi İbrahim. Ben bu hafta sonunda e, Balıkesir dahil olmak üzere arkadaşlarla yaptığım e, sohbetlerde Gübre fiyatlarından akaryakıt fiyatlarına kadar e, artışlar hiç kuşkusuz girdi maliyetlerini arttırdığı için e, herkesi zor durumda bırakıyor. Ama e, ne kadar anlatırsanız anlatın bunun bir küresel ölçekte yaşanan bir olgu olduğunu e, hükümetlerin sırtında bu anlamda davul vardır her zaman. Dolayısıyla bu hususlar kalıcılığa tekabül etmez diye düşünüyorum. Yani bu gıda krizi. ...pandemiden kaynaklı... efendim, söyleyeyim fiyatlardaki enflasyonist bir e, husus... ...zaman içerisinde bir dengeye oturacak. Ama o zamana kadar da... E, ...hem Türkiye, hem Avrupa, hem Amerika Birleşik Devletleri... ...hem de dünyanın farklı coğrafyaları... ...hiç kuşkusuz bundan etkilenecek. Şimdi, Angela Merkel'in konuşmasıyla ilgili husus... Hı hı. ...Türkiye'de yönetilemeyen bir ülke imajı her daim ortaya çıkartılır. Şimdi mesela, bir pandemi çıktı değil mi? Hı hı. Pandemi... Ne demek? Küresel anlamda Salgın. bir salgına tek hı hı. kelime anlamı olarak. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Edirne ile Ardahan arasında bir şey değil. Fiyatlardaki bu dalgalanma enerji krizi de bunun gibi. Şimdi küresel anlamda siz bir pandemiye yakalandığınızda sağlık sistemi olarak buna bir reaksiyon gösterdiniz. Ve şu an bildiğim kadarıyla Türkiye Avrupa'da kişi başına en fazla aşınlamanın yapıldığı bir ülke. Hı hı. Ve Sağlık Bakanlığı olarak burada yapılmış olan altyapı yatırımlarının ne anlama geldiğini gördük. Şimdi yönetilemeyen ülke olsanız sağlık, ulaşım, eğitim birçok hususta bu konular karşınıza daha farklı bir tablo çıkartır. Güçlükler yaşayan bir ülke Türkiye dünyanın diğer coğrafyalarında olduğu gibi ama krizleri de bir şekilde yönetiyor. İşte birazdan geleceksin. Mesela Avrupa doğal gaz krizi yaşıyor. Angela Merkel kendi basınının içerisinde Kürk mantoları giymiş ısınmaya çalışırken eee depikte de ediliyor, tanımlanıyor, evet, uzun, tasvir ediliyor. Yedi. Tabii ondan. onlar. Şimdi siz burada mesela doğalgaz konusunda ne kadar hazırsınız? Güvenlikle ilgili konularda ne kadar hazırsınız? Sağlıkla ilgili konularda ne kadar hazırsınız? bu açıdan baktığınızda Türkiye yönetilemeyen bir ülke değil. Arkadaşlar bir video verecekler siz konuşurken yine versinler ekranı da şimdi, e, şimdi hani şimdi salgın meselesine geldiniz ya. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden e, kendi sosyal medyalarında da çok dolaşan bir video. Sesi de duyabiliriz arkadaşlar biraz eğer mümkünse <laughs> mesele şudur Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın doğurmak üzere ama Ambulans. ambulansa parası yetmiyor Hı. ve işte hastaneye bu bunu olmadı. pandemiyle mi alakalı olduğunu zannediyorsunuz? Bak ben Amerika'da <laughs> yaşadım Amerika'da hastane merkezli doğumlar ile ev merkezli doğumların orantısal anlamda birbirine çok yaklaştığı biliniyor. Niye? Evlere gelip ebelerin doğum yaptırdığı bir ülke Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Çünkü hastanede doğum yapmak maliyetli olduğu için. Dolayısıyla bu görmüş olduğunuz ambulansı olmadığından mütevellit yürüyerek hastaneye giden kişi en azından hastane masraflarının karşılanmasıyla ilgili bir sigorta kapsamında olduğunu gösteriyor bize. Aynı zamanda ebelik sistemi var Amerika'da. Ha, ha, şu tartışılabilir. Ebelik sistemi var. Daha da iyi değil mi? İşte hastane mikrobu kapmaz, bilmem evet, ne. Olur. Bu ayrı bir tartışma ha. konusu. Ama yani ambulans bulamadığı için o şekilde yürüyerek gitmesi Amerika Birleşik Devletleri gibi rutin vakayı adiyeden. Ben bizi bir şaşırtıyor. Şimdi, şimdi mesela şimdi şöyle bir şey bizde olsa Türkiye medyasında birinci e, gündem e, olur. E Yani hani bir kadın ambulans gelmedi çağır. Zaten bedava da hani çağırdım gelmedi ben doğurmaya bedavasıyla da ilgili oluyorsun. bir şey söyleyeyim mi? İşte bizde acil kaç 112'ye bağlıydı 112, evet. değil mi? Amerika'da kaç şu an hatırlamıyorum da 951 911 mi? He. 911 yanlışlıkla bir arkadaşımın çocuğu çevirdi. Amerika'da yaşarken büyük bir itfaiye bir ambulans bir de polis arabası. Yok, Biz de o sırada onlardaydık. Efendim yani. tank da yollasalardı. Tabii tabii üçlü. Ne olabilir oldu? diye. Hayır, her şey doğru. Yani, yani Amerika'daki çok kahir ekseriyet eyaletlerde bu üç kardeş birlikte gelirler 911 falan. Karallar itfaiye yani. Ben de o sırada arkadaş Ben de o sırada Ya dedik ki herhalde arkadaşın çocuğu falan bunu yanlışlıkla çevirdi. Ondan dedi ki içeriye girip bakmak zorundayız. Yani hı hı, belki tabii. sen içeride birini, birini kesiyorsun. kesiyorsun. Doğru. Girdiler, her yeri aradılar falan, bir tane kağıt imzalattırdılar. Üç gün sonra postadan bir tane çek. Düzumsuz yere ambulansı, itfaiyeyi ve polis aracını meşgul edip kapıya kadar getirip geri döndürdüğünüz için hatırlamıyorum ama 110 dolar civarında bir rakamdı. Bize de kedi kurtarmaya bile gidiyorlar sağ ya Allah, razı olsun yani. yani İbrahim, <laughs> dolayısıyla şu görüntüler Amerika'da Hani bize garip gelebilir ama vakayı adiyeden <laughs> olaylar bunlar. Ya, yani kışın paletli kimse... ambulanslar o dağları karları tırmanıyor. helikopterler uçaklar. Şimdi bunları buraya. söylüyoruz ya. ya. Dolar 9 olmuş Yusuf Alavar da ne anlatıyor falan niye bilirler. Bunu da baştan o yüzden söyledim ama şöyle. Peki, Merkel başında gidiyorduk. Merkel başından <laughs> devam edeceğim. Güvensiz ülke. Terör. Söyleyebilecek hiçbir şeyleri <laughs> olmadığı için teryat ediyorlar. Bir hayat öpücüğü PKK'ya verilebilir mi? Türkiye güvensiz diyemiyorlar. Faili meçhuller ülkesi. Bir haftadan bu yana bu ülke siyasi cinayetler ve faili meçhulleri konuşuyor. Yönetilemez evet. ülkenin. Ama olmadı. olmayacak da inşallah. En son Cemal Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan konsolosluğunda kestiklerinde dışarıya çıktı dediğinde Sky News dahil olmak üzere baya merkezli bütün haber kanalları şunu söylüyordu. Türkiye kendi topraklarını terk etmiş Araplar açısından asla güvenli bir ülke değil diye. En sonunda testerenin sesi dinletilince testerenin sesi dinletilince Amerika Birleşik Devletleri'nden CIA başkanıyla efendime söyleyeyim ilgili kişiler apar topar Türkiye'de solu aldılar. Neden? Bu neyi gösteriyor? Kapasite inşasıyla Türkiye'de Kılıçdaroğlu kuyuya istediği kadar taş atsın faili meçhuller ülkesi olmayacak. Müflis ülke. Bunu da hep IMF üzerinden. Hatırla 2008 yılında sadece Taceddin Hocam alacaksınız kardeşim o parayı IMF'den. Lamı cimi yok diyen Deniz Baykal vardı. Evet. Bütün amaçları IMF'nin kapısına gitmiş. Terör CHP'de olan, çok Bak, yönetilemeyen çok ülke sorayım, bunlar evet. işte. Şimdi bu yönetilemeyen ülkeyi enerji krizine de bulaştırmak istiyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kara kışı bu millete yaşatacaksınız sözü sürekli bunlar kulağına sufle hmm. edildiğinden dolayı bunlar söyleniyor. Evet doğal gazı pahalı kullanabiliriz. Ee, evet akaryakıt bütün dünya ile beraber Türkiye'de arttı ama kara kışı yaşamak ayrı bir şey. Yani bunun bulunmazlığı ayrı bir şey. İşte Azerbaycan ile en son 11 milyar metreküp'lük doğalgaz anlaşması keza yine ayrı bir noktaya Gerçekten. oturuyor. Bir şey söyleyebilir miyim sana? Biraz sen son son Peki, son cümleyi söyleyeceğim. Bu yönetilmezlik krizi çıkartılamadığı için askeri darbeler üzerinden söylem oluşturulamıyor. Bakın 60 darbesine giden yolda 71 muhtırası da 80 darbesi de 28 Şubat sürecinde de Medya, üniversiteler, dışarısı, efendime söyleyeyim, juristokrasi silahlı kuvvetlerin içerisindeki darbeci kafa dahil olmak üzere hepsinin tef çaldığı husus budur. Yönetilemiyordu, biz geldik. Şimdi ellerinden bu argüman alındığı için sıkıntı burada başlıyor. Peki. Merkel de koalisyonlardan şikayetçiymiş. Erdoğan'la sohbetinde mevzu ortaya çıktı. E hatta Merkel dedi ki ya ben başkanlık sistemi istiyorum gibi bir şey söylemedin. Yani koalisyonda biz uzlaşma Söyleyemez. zemini buluyoruz gibi bir şeyler söyledi. E Erdoğan da sonra e bana hep şikayet ediyordun değil ya doğrudur diye boynunu bükmek zorunda kaldı. Hani içeride söyledi ama burada söylemeyin gibi hava da oluştu aslında ama. Söyleyemez. Şunu söyleyelim. Almanya'da Cumhurba Alman Cumhurbaşkanı şimdiki eski sabık dışişleri bakanı olduğu için adını biliyoruz. Bundan evvelki reisi cumhurun adını hatırlayan. Ondan evvelkini hatırlayan. Yani Christian Wolf'u falan hatırlayan var mı aramızda? Adını duyan yok. Christian yoktur. Wolf görevden el çektirilen el kişi çektirilen. değil mi? Evet. Ama bilinmez genelde. Neden? İkinci Dünya Savaşı sonrası, zaten sonrası. Yani e... Dünya Savaşı sonrası Almanya'nın alnına bir kara sürüldü. İster beğenin ister beğenmeyin ama bu bir karadır. Bu da şu devleti tek bir merkezde gücünü temerküz ettirdiğiniz vakit oradan çıkacak olan o şey. Almanya'ya bir takım şeyler yaptırıyor. Gör, görüldü bu yani bundan sonra yaptıracağı anlamına gelmez ama. Bu ise diyaseti devleti öyle bir mesabeye getirdi ki yani NSDAP idaresi sonrası. Almanya tekrar böyle bir riski göze alamadı. Bundan dolayı devletin riyasetini, en üst makamını sembolik bir yere çekti. Sembolik. Neredeyse sıfır fonksiyon. Onun altındaki yapı ise devlet kurumlarının idare ettiği, siyasetin ise belli noktaları domine ettiği bir yapı. Bak her şeyden evvel şunu söyleyelim. 1618-1648. 30 sene savaştı Hristiyanlar kendi aralarında. Protestanlar, Katolikler. Merkel'in partisinin adı ne abi? Hristiyan Demokrat. Birlik Partisi ama. Union. Koalisyon olarak öyle evet. Kendisi Kendi parti bile bir union. CDU-CSU unionu. Doğru. Yani CSU-CDU birleşimi. Bu Partinin kurucusu Konrad Adenauer. Tarihte düşünülemedik bir şeyi yaptı adam. Hristiyanlarla Katolikleri bir koalisyon kurdurdu. Hristiyan Demokratlar dedi bir parti kurdu. Parti bize atihi bir koalisyon. Birbirinden nefret eden adamların koalisyon. Ve bu partinin yani şeyden beridir, 70'lerden beridir Alman siyasetinin seher bir bak. Bir siyah bir kırmızı, bir siyah bir kırmızı diye gittiğini görürsün. Yani bir zikzak olarak gider Almanya'da hükümetler. Alelekser. Tabi Merkel'inki anormal bir başarı. Hı hı. 16 senelik anormal bir başarı. Fakat şey bir idare değil, mutlak bir idare değil. Bundan evvelkiler de öyle. O zikzak bize gösteriyor ki Alman siyasetinin temerküz ettiği yer bir yer değil. Bu yüzden koalisyon kurmak zorundalar. Şimdi Alman siyasetinin içinde bulunduğu bambaşka bir kriz var kapıda. Sadece Alman siyasetinde değil, Avusturya siyasetinde de var, Fransa'da da var. Macron var ya adamlar çıkacak. Bak ben buna İstanbul siyaseti dedim geçenlerde çocuklarla konuşurken okulda. Mesela Nidenin merkezi neresidir? Mecburiyet Caddesi'nin orasıdır atıyorum. Konya'da Alaaddin Tepe'sidir. Ankara'da Kızılay'dır. İstanbul'un merkezi neresi abi? Tekrar biz olmayan yer. Ha, Bakırköy ne? Kadıköy ne? Köy. Şişli ne? Hmm. Fatih ne? Karışık. Eyüp ne? Bunların merkez olmadığını iddia edebiliyor musun? Asla. 30 merkezli bir şehir. Alman siyaseti eskiden ortada kalın bir çekirdeği olan bir yapıydı. Yani siyahlarla kırmızılar arasında, ÖFA ile CDU ile SPD arasında. Şimdi abi bu çatladı. Dörtlü beşli bir şeye dağıldı artık Almanya'da güç dengesi. Şimdi bu bu... Merkel'in ziyaretiyle ilgili arkadaşlar Docevela'nın haberi görme tarzına dair bir e, ekrana e, görüntü verdiler, fotoğraf verdiler. Şimdi e, Merkel'in İstanbul ziyaretini Docevela şöyle yorumluyor. Merkel görevini dünyanın alkışları içine bırakıyor. Erdoğan da bu örnek davranışı sergiler mi? Çok olası görünmüyor. Şimdi <laughs> şimdi Enteresan bir ayrıntı paylaşacağım bu haberle ilgili. Şimdi tamam. bunu okuduktan sonra bir dakika dedim bu hani hangi haber neye dayanıyor vesaire. İçerine okudum uzun da bir makale. En sonuna doğru inerken şöyle bir ifade var. Yani bu Erdoğan bırakır mı? Çok sanmıyorum diyen kim? Atina Merkezi Avrupa Dış Politika Vakfı uzmanlarından Doktor Ronald Maynardus. İfade de tam şu. Erdoğan örnek davranış sergiler mi işte bu artık olası görünmüyor. Pek çok gelişme iktidarda kalabilmek için her türlü yönteme başvuracağını Türkiye'nin demokratik oyun kurallarından daha da uzaklaşmasına yol açacağını işaret ediyor. Tanıdık geldi mi? Ya Geldi, gelmez olur mu? Öte yandan şunu da söyleyeyim. Bir Alman basınına şu takip eden biriyim. Bu Divelle'nin Türkçe servisi Almanlar değil yazan bizim uşaklar ya. Evet. <laughs> ya Daha doğrusu Hüviyet itibariyle bizden. Yoksa neyi bizden? Hiç duyulmadık, görünmedik. Yani hiçbir Alman basınında öyle bir ton yok. Öyle bir ton yok. Onlar başka bir şey. Yani Türkiye'de kendilerine bir merkez bulamayan tiplerin bir meşruiyet devşirdikleri bir kanala dönüştü düvelerin Türkçe servisi. Ancak şunu söyleyerek bitireyim kusura bakmasın. Şu aşikar ki Türkiye'nin şu anda içine girmiş olduğu siyasal yol, siyasal yönelim. Almanya'nın içine girmesi mümkün olan bir siyasal yönelim değil. Avusturya da giremez. Onlar 2. Dünya Savaşı'nın yükleriyle hala da altında iziliyorlar o yüklerinde. 16 Nisan uğrakecek. referandumu öncesi de sonrası da. Daha geçen sene bir şey tartışıyorduk. Güçlendirmiş parlamenter sisteme döneceğiz. Cumhurbaşkanı da sembolik olacak dedi bir halk partili vekil. Ne alın karamız var kardeşim. Tarihsel olarak ne yükümüz var yani. Benim devletimin başına ne utancı var ki sembolik olsun. Bana bir söyle bunu ben de anlayayım ikna olayım kardeşim. Bak orada ödenemeyen, telafi edilemeyen, memleket her yerinde Nimal diye asla unutma diye anıtlar var. Bak biz bir herzi yedik asla unutma. Heykelin üzerinde yazıyor. Var mı kardeşim bende böyle bir şey? Saçma sapan şeyler. 6-7 Eylül olayları falan var yani. Peki. Neyse. Sayın Yerlikaya şimdi e, bu soru istediği sormak istiyorum. Şimdi e, Doceveli, Atina merkezli bir... E, vakf vakfa başvuruyor Erdoğan'la ilgili görüş almak için. Erdoğan e, hani aynı Merkel gibi görevi bırakır mı sorusunu soruyorlar ve Erdoğan'dan bu örnek davranışı sergilermişti. Bu artık olası görünmüyor. Pek çok gelişme iktidarda kalabilmek için her türlü yönteme başvuracağına, Türkiye'nin demokratik oyun kurallarının daha da uzaklaşmasına yol açacağını işaret ediyor diyor. Doktor Ronald Maynardus diye Atina merkezli bir vakfın e, uzmanı. Nasıl bir uzmanlığı var onu bilmiyorum. Sorum da şu aslında bakarsanız bu söylem e, mesela Netanyahu gibi Netanyahu versiyonu Erdoğan açıklamasını benim aslında aklıma getirdim Meral Akşener'in. Sonrasında işte CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun işte siyasi cinayetler işine bir Erdoğan koltuğu bırakmamak için ülkeyi kaosa sürükleyebilir mesajları geldi. E, nasıl yorumluyorsunuz şimdi en sonunda bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bugün deadline olarak belirledi işte bürokratlara siz için son saat ve son gün diye işte bundan sonra hepinizi yargılayacağız diye bir tehdit savurması videosu vardı. O da konuşuldu. Bu bakış açıları birbirine nasıl böyle tesadüfen denk gelebiliyor? Şöyle bakalım aslında hem Türkiye'nin içerisindeki muhalif kanalların, muhalif güç merkezlerinin hem de uluslararası arenada Türkiye'ye karşı özellikle 2013'ten sonra e, ivmesini artırarak devam eden bu karşıtlığın belli e, değişkenler belli söylem alanları üzerinde ittifak ettiğini görebiliyoruz. Özellikle yani Doçevellerin bu haberinden başlayacak olursak aslında biz benzeri yayınlarda da yine bu platformda bütün uluslararası haber ajanslarının ve Türkiye'de yayın yapan özellikle uluslararası haber ajanslarının Türkçe servislerinin Türkiye'ye ilişkin habercilik pratiğinin aslında zaten objektif olmadığını çok defalarca çok hı hı. örnek olaylar üzerinden anlatmıştık. Şimdi medyada bir terim var, frame etme, yani çerçeveleme. Belli bir olayı, haberi alıp belli bir eksen üzerinden yorumlama. Şimdi Docevelle'nin haberine baktığımızda normalde haberciliğin pratiği içerisinde, siz de biliyorsunuz İbrahim Bey, bir haberi yazmak belli kaidelerle, belli kurallarla mümkün bir şey. Yani haberin öznesi olacak, nesnesi olacak, belli bir teması olacak. Fakat bu... E, haber ya da makalenin içerisine baktığımızda aslında bir analitik çözümlemeden ya da haberden ziyade belli Mesaj bir beklentiyi ediyor. karşılamaya evet. dönük bir söylem alanının parçası olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Dolayısıyla Docevella ve diğerleri aynı zamanda Türkiye'ye karşıttığını yine bu e, Türkiye'deki cari gündem üzerinden de uluslararası arenaya taşıyor ve kamusallaştırıyor. Şimdi gelelim az önceki... Ka şu andaki KC'de hı hı. Tek dertleri Erdoğan gisi. Şimdi Türkiye'de temel bir problem özellikle 2015 ve 2016'dan sonra şöyle karşımıza çıkıyor. Mevcut eleştirilecek ekonomi başta olmak üzere siyasi, hukuki bir takım e, eksiklikler olabilir. Bunlar zaten eksiklik görüldüğü için işte hukuk ilkelerine yönelik iyileştirmeler, demokratikleşme paketi, ekonomide yine az önce bahsettiğiniz gibi belli reform ilkeleri bunlar hayata geçirilmeye çalışılıyor ya da yeni anayasa çalışmaları. Şimdi Türkiye'de genelde bu düzlemde yapılan eleştirilerin temel motivasyonu böyle mutlak bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden ilerlediği için eleştirilerin içeriğinin yapısal konjöptürü gözetmediğini görüyoruz. Mesela 2016-15 Temmuz darbe girişimi oluyor. Yusuf Bey bahsetti. Türkiye'yi özellikle 2013'ten sonra geziden tutun 17-25 Aralık'a, işte Türkiye'nin güneyindeki, Suriye'nin kuzeyindeki bu devletleşme e, pratiğine ilişkin müdahaleler, bütün bunlar aslında Türkiye'nin güvenlik e, anlayışını, ihtiyacını ön plana çıkartan Hı -hı. gelişmeler. Şimdi bu konjöktürü göz ardı ediliyor. Devamlı otoriterleşme üzerinden bir söylem alanı üretiliyor. Tıpkı burada yapıldığı gibi. Ya daha az önce bahsetti Yusuf Bey. Yani Covid pandemisi var. Sadece Türkiye ile ilgili Peki, değil. Bir şey daha soracağım. Bölüyorum affedersiniz ama şimdi şu başlığa baktığınızda da işte Erdoğan örnek davranışı sergiler mi başlığı da biraz böyle şey ifadesi değil mi ya yani biz seçimle yenemiyoruz bari kendisi bırakıp gider mi gibi bir şey değil mi? Bir tuhaf bir şey yok mu bakış açısı? Zaten... yani hani ya yani Merkel bıraktı. Tamam Merkel yıl siyaset yaptı ve yorulduğunu söyledi. sağlık problemleri de vardı. Ekranda görüyordum şey görüyorduk. Miyiz? Yani Atina Atina demokrasisi 4 ailenin dışında taşradan herhangi bir kimseyi bir bakanlığa getirecek tabii. kadar olgunlaşır mı? Olgunlaşamaz mı? Ben olgunlaşamayacağını düşünüyorum tabii, bu tabii, da benim. Bakoyanniler, şunlar, tabii, bunlar, tabii, Karamanliler tabii. falanlar falan beş aile. Altıncısı olamaz tabii. abi. Taşralı herhangi birisi seni reşo olamaz yani. Tabii, Benim de iddiam bu oranın bu Çok doğru Atina diye. için. Beş Çünkü, tane ailenin üstünde siyaset tabii Atina'da. Türkiye'de de aileler değil ama belli sınıfsal kompozisyonlar, Türkiye işte bürokrasi, belli oligarşiler zaten doğru. Zaten bak, sıkıntı da burada. Ay, temel problem, temel burada. problem Şimdi, bu. Temel problem bu. Şimdi yani dünyayı göz önünde alınarak eleştiri yapmamız gerekiyor. Şimdi Yusuf Bey bahsetti tamam dolar dokuzun üzerinde, euro kur krizleri var. E, alım gücü noktasında ciddi sıkıntılar var. Hı hı. Ama yani dünyanın kahir ekseriyetine baktığımızda benzer problemler var. İşte enerji arzında ciddi bir kriz var. Dünyada doğalgaz sıkıntısı kış içerisinde özellikle Avrupa'da. Ama Türkiye en azından bunları bertaraf etme yolunda ciddi bir ivme kat ediyor. İşte Azerbaycan'la yaptığımız anlaşma 2024'e kadar ek doğal gaz alımı var. Bir Bakın, de mesela şöyle şimdi biz Merkel üzerinden konuyu yürüyoruz ya baktığımızda şimdi Merkel ben de Türkiye'deki gelişim ve standartların yükseldiğini çok rahat görüyorum diyor. Şimdi Merkel bunu söylüyor Almanya'da. Ama bunu Doçevellinin i̇şte, başlığında görmüyorsunuz. Görmezsiniz. Orada... O, çünkü onun derdi başka ama şeyi söyleyeceğim mesela şimdi e, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşları analiz yapıyorlar. Diyorlar ki Türkiye işte artık ciddi bir e, üretim üssü ve lojistik üssü haline geliyor ve bu yönde de çok avantajlı diye. İşte hı. mesela dünyanın öne, önemli ekonomi e, grupları yorumlar yapıyor. Çin ekonomisi ciddi zayıfladı diye raporlar yayınlıyor. Yani şöyle söylemeye çalışıyorum. Biz içeride böyle çok böyle kaotik ve kısır bir gündemle boğuşuyoruz sürekli ama dışarıdan acaba daha mı net görülüyor resim diye? Hani onlar dünyada girişatı ve Türkiye'de girişatı daha mı net okuyorlar diye düşünüyorum. Ya zaten şöyle Yusuf Bey de bahsetti. Mutlak beyaz bir perdeyle karşı karşıya değiliz. Tabii. Elbette burada karalar da var, flular da var. Ama şöyle bir tablo da var. Bakın pandemi ilk başladığında ee, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić bu aşı kriziyle ilgili Avrupa Birliği'ne bir eleştiri yönelmişti. Demişti ki Avrupa çok, çok Birliği kağıt üstünde bir Tabii. birlik. Hani birliğin temel Hı. motivasyonunu sağlayan o birlik içerisindeki ülkelere, Avrupa satındaki ülkelere yardım edebilecek bir şey yok. İşte aşı milliyetçiliği dediğimiz şey çıktı. Benzer şekilde Birleşik Devletler'de Pandeminin ilk döneminde aşı ile ilgili ciddi sıkıntılar oldu, hastane Maskeyle ücretleri, oldu. özel sağlık sigortası olmayan insanların karşılaştığı sıkıntılar. Yani Türkiye'de var özellikle ekonomik anlamda son dönemde sıkıntılar ama tablonun bu tarafında özellikle Avrupa'da dünyanın farklı yerlerinde enerji anlamında bakın petrol geçtiğimiz yıla oranla iki kat artmış durumda fiyatı. Evet. Türkiye'de yani dolar cinsinden zaten artıyor. artıyor. Dolayısıyla tüm bunlarla birlikte baktığımızda Türkiye'de elbette bazı noktalarda kırılganlıklar var ama Türkiye'nin öne almak için yaptığı atılımlar da var. Konuşacağız Afrika gezisindeki Aynen. ekonomik açılımlar, Tabii. diğer unsurlar. Bu siyaseti özellikle antipolitik bir düzlem içerisinde e, mahkum etmeye çalışmak bence Türkiye muhalefetinin çıkmazlarından bir tanesi. Yani ne olursa olsun Erdoğan üzerinden, Erdoğan ailesi üzerinden bir siyasi eleştiri atmosferi yaratmak bence Türkiye'nin lehine değil. 2023 sonrasında projeksiyon ortaya koymak, siyasi hedefleri ortaya koymak, Türkiye'nin nereye gideceği noktasında e, tasavvur geliştirmek, projeksiyon geliştirmek, proje ortaya koymak bence muhalefetin temel misyonlarından bir tanesi bu olması gerekiyor. Ama Türkiye'de muhalefet siyaseti tırnak içerisinde Antipolitik yani siyaset karşıtı bir düzleme sokmak için elinden geleni yapıyor. Çok güzel. Yani Peki, bir yani geçen hafta söylediğimiz size? işte bu siyasi cinayetler nerede somut bir mesele ya yine çıkmıştı. Bana bir mail geldi. Ben bunu paylaştım. Böyle bir e, kriz gündemi var. Ya, i̇şte şuna şuna ya böyle bir böyle bir daha düzleme yok var, sayın hocam. Benim genel başkanlık katına yüzleri maskeli bir ekip geldi. İşte dediler Erdoğan Deniz Baykal'ın kasetini size evet. kim izlettik ki? Nerede gördünüz Erdoğan'ın gördüğünü? Bu ülkede ana muhalefet partisinin koltuğunda oturan kişi şunu söyledi. Otoparka gelen yüzleri maskeli bir grup benim odama geldi, izletip gitti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine yüzü maskeli bir şekilde gelip Kılıçdaroğlu'na bir takım görüntüleri izletip gitmek akıl karı ve aklımızın gerçekten alacağı bir husus mu? Siyasi cinayetler olayı da aynı şekilde yani. Yani nereden duydunuz? İşte biri bugün bir açıklama yaptı. Metrobüste bir kadın doğum uzmanı, doktor arkadaşı duymuş. Suikastlerin yapılacağını. Bunu söyleyen parti başkanı bu ülkede. Bu adam doğru söylemeyi bilmiyor. Yalan söylemeyi de beceremiyor. Susması lazım valla. Peki. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç'un bir mesajı vardı. Ee, Karakış kapıda ve Türkiye'ye enerji krizi bekliyor diye. İşte bu. Biraz önce söylediğim diye. şey bu. Ee, bir görebilir miyiz arkadaşlar? İşte bu e, şimdi... <laughs> İstanbul'daki bir benzinci anladığım kadarıyla ee, akşam saatleri trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir yığılma olmuş benzincide ve şöyle diyor CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç tarih yazsın AKP döneminde benzin motorun kuyruğu ee, biz de altına yazdık hani espriyse komik değil diye yazdık açıkçası hani ya şimdi tam da bunları paylaşırken Azerbaycan'la Türkiye 11 milyar metre küplük bir ek rezerv anlaşması yaptı yani şunu söylemeye çalışıyorum Türkiye ee, tamam bir sıkıntılı dönemden geçiyor ama bu Türkiye mi geçiyor sadece? Dünya da geçiyor dünya bu geçiyor. sıkıntılı döneme yönelik çözüm üretmek için çalışan insanlar var. Hani o kadar da i̇şte böyle pandemi de atman, böyle doğru mu yani? Pandemi de böyle. Yani bütün dünya bir hastalıktan muzdarip. Sen ne kadar hazırsın, bununla ilgili ne kadar mücadele edebilirsin. Şimdi bütün dünya enerji kriziyle ilgili bir konuyla karşı karşıya. Evet Türkiye'de mazota, benzine bugün yine zam geldi. Hı, hı. Avrupa'da pompa çıkışı 1.8 euro, 18 lira benzinin şu an için. Hı hı. Ve bu yaşadığımız bir sorun bütün dünyada mutlaka bir denge noktasına gelecek. Bu ayrı bir şey ama burada yokluk ve kıtlık ayrı bir şey. Yani evet. paranın olsa dahi alamayacağı bir şeydir yokluk ve kıtlık. Türkiye bu türden kuyrukları Engin Özkoç bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi döneminde 1970'li yıllarda yaşadı. Tamam mı? Ben biliyorum. Ben biliyorum. Dolayısıyla oturduk içinde babamızın arabasının bekledik sıra bize gelir mi diye. Aynısını İngiltere yaşadı. hatırla. Hı hı, evet. O ünlü futbolcunun Cristiano Ronaldo, Ronaldo 6,5 6 saat. saat bekledi şoförü. Alamadan da döndü. Evet. Türkiye'de olsa işte yönetilemeyen ülke diye tam tamlar çalınır. Bu şunun kuyruğu. 47 kuruşa yakın gece sıfır sıfırdan itibaren geçerli olmak Hı. üzere zam gelecek. Zam gelecek denince insanlar dedi ki bari bir depoyu dolduralım. 30 lira 30 lira. 30 lira 30 lira yadırgamıyorum. Ben de. Ha yani dolayısıyla olan bu ama bu bir kıtlık kuyruğu değil. Bu bir kıtlık kuyruğu değil. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İbrahim yıllık tükettiği doğalgaz miktarı 50 milyar metreküp artısı eksisi var. 55 49 bu aralarda gidiyor geliyor. Bunun konutlarda kullanılan kısmı bu rakamın yüzde %32'si. Yani Türkiye'de her yıl konutlarda ısınma maksatlı 16, 15, 16 milyar metreküp doğalgaz kullanılıyor. Bak önemli bir şeyi söyleyeceğim şimdi. Dünyada en fazla doğalgaz kullanan ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sıradadır? 15 falan. 7. Oo. Ya, yukarıdaymış hep. Tabii. 7. sırada. Özellikle yani 81 vilayette doğal gaz var. Doğru. E sadece konut için mi kullanıyoruz? 50 milyar metreküp doğal gazı da küpün... götürmezsen her seçim meydanında Erdoğan'a bağırırlar. Biz ne zaman gelecek ki köylere geldi diye. İşte yani bunun yönetememenin işte krizi olsaydı, evet. kara kış senaryosu o olurdu. Evet, doğal gaz zamlandı. Doğru. Dünyada zamlandı. Türkiye'de de zamlandı. Ama Avrupa'nın sıkıntısı istese de yok. Evet. Bak, asıl Bugün mesela bu. Avrupa Konseyi'nin Türkiye, açıklaması Türkiye'de, vardı. 3 milyon kişi sınamayacaktı. Peki yani. Türkiye'de bu niye? İstese de yok doğalgaz bu sene yok lafı niye duyulmuyor? İşte bence asıl üstünde durmamız gereken sorun bu. Türkiye Tuz Gölü ile Kuzey Marmara'daki yer altına 4,5 milyar metreküp küp doğalgaz depolama tesisi inşa etti. Evet. Ve bu 2023 yılında 11 milyar metre küpe çıkıyor. Yani Türkiye 11 milyar metre küpü burada depoladığında konutlarla ilgili istediği kadar kriz olsun bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayacak büyük o haline gelmiş durumda. FSRU gemisi getirildi. Hı hı. Spot piyasadan tedarik edilen doğalgazın evlere verilmesiyle ilgili. Ve en sonunda da Azerbaycan'la 11 milyar metre küplük bir doğalgaz anlaşması daha yapıldı. Bunun dışında Almanya'nın Amerika'nın baskısından yapamadığı Kuzey Akım 2 projesinin güney yakın da diyebilirsiniz siz adına hı hı. Türk akımı Türk şeklinde akımız. Türkiye bütün baskılara göğüs yaptı. gerip bunu yaptı hatta Türkiye, Putin Erdoğan olmasa bunu kimse yapamaz dediği net söyledi evet, o zaman Türkiye bu güney yakımı yaptığında o tweet'i e atan arkadaşların partisi gerim gerim gerinip sizin bulduğunuz doğalgaz bir bar çikolata etmiyor diye meclis kürsüsünden afra tafra yapıyorlardı bugün geldiğimiz noktada da Dua ediyorlar adeta Doğalgaz gaz bulunmaz da insanlar gerçekten kışı zor şartlarda ısınamayarak geçirebilirler mi diye. Bir şey hatırlatabilir evet. miyim? Engin Özkoç bıraksın bu işleri. Avukat Burak Bekiroğlu, Twitter'da takip etmeyenler etsin lütfen hatırlatalım. Avukat Burak Bekiroğlu hafta içi her gün yarım saat arayla Engin Özkoç'la ilgili geçtiğimiz 6-7 senelik faaliyetleriyle ilgili belge açıklıyor. Engin Özkoç'un neler yaptığı ile ilgili. Evet. Burak Bekiroğlu. FETÖ Bıraksın şunları iltihaları. ya. Bak bu konuyla ilgili üç maymun böyle takılıyor. Bırak ben sana benzin veririm lazım. Evine gaz yağı da gönderirim. Sen şunlara bir gir. Peki. Bak adam belge meselesi, yayınlıyor. iki saat Enerji gelir. krizi meselesiyle ilgili bir e, fotoğraf paylaşacağım sizlerle. Alman medyası Merkel'i dondurucu soğuklarda önlem almamakla suçladı. Hatta buzdan şans öyle diye manşetle atlar. Fotoğrafı görelim arkadaşlar mümkünse. Ve Sayın Taceddin Kutay size soracağım. Şimdi 16 yıl ülkeyi ciddi anlamda başarıyla yönetiyorsunuz. Ondan sonra ben artık sağlık sorunları da yaşıyorum. Yavaş yavaş işte emekliyim istiyorum diyorsunuz. Sonra böyle uğurluyorlar size Alman medyasında. Bu siyasetle vefa gerçekten sistem tadı galiba. Ya şöyle Merkel bazı konu bir defa öyle çok demokrat tabii kendi ölçülerinde demokrat ama Birincisi çok karizmatik ve sürükleyici bir şahıs. Yani ben öyle daha de çok konsant... baktım. Yani evet. bir hatanızda ya da bir şeyinizde bile sizi ciddi anlamda hırpalıyorlar. Yani bir şöyle demiyorlar yani 16 yıl boyunca işte ülkeyi ekonomik olarak yükseltti. Ciddi anlamda birçok mücadele verdi ve şimdi bizi soğuklarda bıraktı deyip yani yerden yere vurabilirler. Şu fotoğraf bilmiyorum az, sanacak bir şey mi? Yani ben benim kanaatim şu Merkel'le ilgili yaşadığımız yani bu yaşanan şey Almanya'nın yaşadığı bir şey değil, bir sıkıntı değil. Şu anda Almanya aslında çok konforlu bir dönem geçiriyor. Bakın Almanya'da enflasyon 30 seneden sonra ilk defa %5'in üstüne evet. çıktı. Almanya Şimdi %5 değil yüzde %20 canım ne var diyorlar. Tabii evet. büyük bir enerji açığıyla karşı karşıya sayılabilecek, edilecek onlarca sıkıntı var ve bunların şu anda hiçbir siyasal mesulü yok. Alman medyası da, Alman siyaseti de bunların hepsini giden Merkel'in bagajına koyuyor. Şu anda Almanya'da kıyamet kopsa hiçbir siyasal mesul yok idarede. Böyle bir ortam. Siz böyle bir durumda bu işin mesuliyetini kime yüklemek istersiniz? Gidene. Ya daha komiğini söyleyeyim size. Merkel'in partisine seçime sokan Armin Laschet, akıbeti henüz hiç belli değil adamcağızın. ipini çektiler yani. Memnun değil <laughs> parti sonuçlarda. Merkel'in partisinin içinde de bir siyasal mesul yok onu da söyleyelim. Çünkü seçim öncesi onun kırdığı bir pot var gitti sel merkezine. Orada bir kahkaha attı. İnsanlar cesetler sokakta yüzerken Almanya'da. O basına servis edildi. O CDU'nun oylarını düşürdü. O malum. Şimdi şunu konuşacaksak eğer... Bu arada da demişken Belçika'da hala enkazları kaldıramamışlar. Yani evet, çay oldu. Bugün evet, haberi maalesef. var ajansında. Şimdi efendim bu vaziyeti anlamlandıracaksak şöyle, şöyle anlamlandıracağız. Almanya'da şu anda efendim davulcuya zor, zurnacıya kaçan A kızının dayı faturasını Merkel'in bavuluna koyacaklar. Hı hı. Ve bir süre daha bu böyle gidecek. Ne zamana kadar? Ta ki Almanya'da bir koalisyon kurulana kadar. Peki. O zamana kadar her şeyin mesulü Merke. Ama işte şeyde de ne derler hani Merkel'in bile soğuklarda bizi bıraktın diye eleştiriliyor olması. Şu, şu, şu. Hani şimdi Almanya şey ya Avrupa'da hani böyle Avrupa'nın gözbebeği lider ülkesi e, ve hani Türkiye gibi ülkelerle kıyas bile kabul etmiyor. Hani sürekli Tİ aldıkları Almanya bizi kıskanıyor diye hashtag açtıkları mesele ya. O yüzden yani Almanya'da da böyle buzlar içerisinde kaldık diye manşet atıyorlar. Vallahi işte biz talebeydik 2005 yılında. Onu daha evvel programda söyledim ben. O Rusya vanayı kapadı Ukrayna ile kriz yaşadığı için. 39 günümüz kaldı, 38 günümüz kaldı, 37 günümüz kaldı. Her gün gazetenin manşeti böyle sayaç gibi çıktı gazete bir ay. Bu bakımdan alışmadığı şehir değil, Almanya'da yaşadı aynı korkuları. Ancak şunu söyleyerek bitireyim sevgili İbrahim Güneş. Alman siyaseti de, Alman medyası da öyle çok vefasıyla iştihar etmiş... Peki. yapılar değildir yani. Peki. Şimdi bir başka başlığım var. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nın sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. E, sayın Yerli Yerlikayası'na devam edelim müsaadenizle. E, gerçi giderken sağlam bir tweet attı yani. Öyle hani bayağı e, yine bir savaşa gidiyorum, cenge gidiyorum havası estirdi ama çıkarken anlaşıldığı kadarıyla iyi bir fink almış yerden. Öyle o hava biraz dağılmış gibiydi. Merkez Bankası Başkanı da dedi ki lütfen dedi hani Türkiye'nin bu kurumlarında e, kurumlarını dedi, yıpratacak açıklamalar yapmadan önce dedi en azından dedi doğru bilgiler alıp dersimizi çalışıp dedi yapalım bu açıklamaları dedi. Şimdi bu ziyareti nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ziyareti aslında doğrudan normalde Türkiye'de ee, çok da önemli bir oy oranına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi liderinin yapması pek tabii. Yani diğer liderler de yapabilir. Türkiye'de özellikle ekonominin gidişatına dair doğrudan birifika alma ihtiyacı hissedebilir. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi gitmeden önce özellikle e, attığı tweet oradaki tehdit dili ki ondan sonra çektiği videolarda Türkiye'deki bürokrasinin iş yapma tarzına yönelik evet. siyasetin bürokrasiyi yönlendirme anlamındaki gayretlerini boşa çıkartacak. Yani Cumhur İttifakı gittiğinde biz iktidar olduğumuzda sizin haliniz ne olacak tarzında bir tehdit. Aslında Merkez Bankası'na gitmeden önceki tweet'inde de var. Şimdi buraya baktığımızda normalde dediğim gibi ekonominin işleyişine dair e, tıpkı Türkiye'nin e, uluslararası arenadaki uluslararası harekatlarında özellikle askeri harekatlarında zaten bütün o e, siyasi partileri bilgilendirme amacıyla e, iktidar partisinin ciddi bir faaliyeti oluyor. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin hem ulusal hem uluslararası herhalde da ekonomi, siyaset, askeri kapasite, askeri operasyonlar bu konuda bilgi almak isteyen bir siyasetçinin bilgi alamaması gibi bir seçenek söz konusu değil. Şimdi bu tehdit dili Türkiye'yi siyaset siyaset ötesi bir duruma sokma siyaseti siyaset karşılıktığıyla ortadan kaldırma meselesi bence çok ciddi bir mesele olarak karşımızda duruyor. Yani bunlar az önce bahsettiğimiz gibi belli söylem repertuarlarının farklı kademelerde karşımıza çıkan değişkenleri. Onu bir not etmemiz gerekiyor. Bu özellikle son dönemde hepimiz görüyoruz. Türkiye'de muhalif basın olarak adlandırabileceğimiz yani Cumhur İttifakına yönelik muhalefetiyle bilinen basın yayın organlarında Türkiye'nin vakti zamanda AK Parti politikalarına destek vermiş liberalleri e, adeta tövbe ettirircesine bir mahalle baskısından söz ediyoruz. Yani her gün bir liberal aslında e, bir muhalif basında nedamet duygusuyla pişmanlık e, hı hı. dile getiriyor. Güzel. İşte AK Parti'nin belli politikalarına, açılım politikalarına, demokratikleşme politikalarına destek verdiği için işte talihsiz olduklarını, üzgün olduklarını vesaire dile getiriyorlar. Şimdi... Şurası çok önemli. Bu tehdit dili meselesi. Geçtiğimiz günlerde bir kamuoyu araştırma şirketi bir anket yayınladı. Anketin içeriğinde şöyle bir soru vardı. Benim çok dikkatimi çekti. Bence bu tehdit diliyle birlikte değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Türkiye'de Millet İttifakı 2023 seçimlerinde iktidar olursa dindarlar ne hisseder? Tarzında bir soruydu. Dindarlar yaşam tarzından dolayı kendilerine baskı altında hissederler mi diye. AK Parti Cumhur İttifakı içerisindeki bileşenlerde AK Parti'nin e, %50'ler üzerinde %70'lere varan düzlemde bir baskı ile karşılaşacağı yani yaşam tarzının tehdit altında olabileceğine dair evet demişler. Yine MHP'de MHP seçmeninde %50'leri bulan bir e, tehdit algısı söz konusu. Yani Millet İttifakı'nın 2023'e giden süreçte özellikle Kılıçdaroğlu'nun dilinden bu tehdit ortamını e, kitlesel hale getirmesi Cumhur İttifakı'nda en azından kendilerine de oy verebilecek bir seçmen kitlesinde nedenli bir e, tedirginlik yarattığını ya not da etmeliyiz. Kıyasla Kılıçdaroğlu daha önce de benzer bir ifadeler kullandı. Sarayın askerleri dedi, sarayın öğretmenleri dedi, sarayın imamları dedi. Ondan sonra bürokratlardan hesap soracağım dedi. Yani ilk kez de kullanmıyor bu tehdit. Ya bu itibarsızlaştırma bürokrasi üzerinden, memurlar üzerinden AK Parti'ye ya da Cumhur İttifakı'na destek veren, gönül veren memurlar üzerinden itibarsızlaştırma çabası, tehdit çabası nereye hizmet ediyor? Mesela şimdi siyasete şu çağ, bürokrasiye şu çağrı yapılıyor. Siyasetin size dikte ettiği emirleri yerine getirmeyin. E, başkanlık sistemi dediğimiz şey zaten siyasetin yani devletin aslında toplumla bütünleşmesi olduğu için doğrudan toplumun devlette de kendisini bulması, istek ve taleplerinin herhangi bir aracı mekanizma olmadan hayata geçirilmesi demek. Türkiye tek parti döneminden bu yana zaten askeri ya da sivil ya da ekonomik bürokrasi tarafından zaten ciddi anlamda baskılandı. Bakın şöyle bir şeye daha temas edelim. 2010'lu yıllara kadar Türkiye'de ekonomik sermayeyi yönlendiren özellikle merkez sermaye anlamında TÜSİAD'ın da çok ciddi baskıları söz konusu olmuştu. Bugün ya da yarın yine TÜSİAD'ın Türkiye'nin mevcut gündemiyle ilgili özellikle başkanlık sistemi, parlamenter sistemle ilgili de açıklamalar olacak kamuoyuna geniş bir bağlamda. Bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde başkanlık sistemi üzerinden getirisi ve götürüsünü hesap etmeden sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu sistemi e, gayrimeşru ilan etmek Türkiye'deki siyaset ortamını da baltalayan bir şey. Yani siz şöyle bir PR yapsanız mesela başkanlık sistemiyle bunlar geldi bunlar gitti. Parlamenter sisteme dönersek bunlar gelecek, bunlar olmayacak. Şimdi 2023'e gidiyoruz. Millet İttifakı'nın bileşenleri var. Özellikle HDP'nin örtük desteği 2023'e giden süreçte açık desteği evrilecek gibi gözüküyor. Ya yani Mithat Sancar'ın her gün açıklamalarına bakıyorum. Millet İttifakı'nı o kadar zor duruma sokuyor ki özellikle İyi Parti'yi zaman zaman CHP'yi. 2023'e giden süreçte mesela Millet İttifakı parlamenter sisteme dönerse nasıl bir koalisyon bekliyor bizi? Kim nerede görev alacak? Hangi projeksiyonu hayata geçirecekler? Bunların hepsi bir tartışma konusu. Ama başkanlık sistemi elbette eksilerine rağmen e, kamuoyunda yapılan eleştirileri dikkate aldığımızda işleyen, kriz dönemlerinde aktif ve etkili biçimde hareket eden bir sistemi önürü. Kaşıkçı cinayetinden bahsettik. Parlamenter sistemde bu cinayet olsaydı bunun uluslararası anlamda arenada duyuruluşu, bu mekanizmasın bu mekanizmanın işletilişi, e, işletilişi bu kadar hızlı bir biçimde Asla. olabilir miydi? O kurum buna söyleyecekti. Kamu diplomasi kurumu oraya gidecekti. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapacak. Böyle bir şey yok artık. Tekelden, tek merkezden. Yangınlarda da öyle, sel felaketlerinde de öyle. Depremde. Ya yani tekel depremde de öyle. Tekelden yönetilen aslında çok hızlı bir karar alma mekanizması. Bence başkanlık sisteminin artıları. Eleştiriler dikkate alınır. Eleştiriler üzerinden bir revizyon elbette evet. yapılabilir. Peki. Ben, ee, ilavem var. Merkez Bankası Başkanı'nın iyi çalışın açıklaması üzerinden bir değerlendirme almak isterim. Bir de aynı açıklamada 125 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi diye de söyledi Sayın Kavcıoğlu. Bir de şöyle dedi. Yani sürekli dedi Merkez Bankası'nın rezerviyle ilgili spekülasyon yapılıyor ama dünyada dedi uluslararası standartlarda bu iş nasıl hesaplanıyorsa biz de öyle hesaplıyoruz ve bütün e, bilançomuzda şeffaftır dedi. Herkes de bunu e bilir dedi. Bunları konuştuk ya. Konuştuk evet. Yani konuştuk. Alibaba ve kır Karamiler'in kapısı kilitli böyle Anahtarı ağza alıp da kapısı açılıp içeride 121, 127, 128 diye sayılabilecek bir şey değil merkez bankası Hı. ama bütün girdisi, çıktısı ortada olan bir şey. Bunları ilan kesici de söyledi de söylediğine bin pişman edildi evet, son son zaman, sonrasında. Sonra geri adım yani bak, 128 belki. milyar dolar buharlaşır mı yani böyle Haklı bir adam, var mı? adama ikinci ekmel ettin istemiyoruz diye bir iki hafta vel bir eşte karşıtlar. Cumhurbaşkanı adayı olur mu diye bir mevzu çıktı. İkinci ekmeğilettin istemiyoruz. Vallahi Milankes o ilham beyin 10 senedir CHP'de milletvekili. O o beyin kendi sorunu. Çünkü 10 yıldır orada adeta zorla bir ortamda yaşatılmaya fanusun içinde gayret eden bir çiçek misali duruyor o vitrinde. Vitrin süsü olarak kullanılıyor. Abi, Kendisini de sever, Bey'i ben. hepimiz severi saygı duyuyoruz. Çünkü hepimiz biliriz ki oranın şu andaki hakim florasından değildir değil. Değil, işte onu söylüyorum yani. Neyse Değilir yani. Şunu söyleyeceğim. Şimdi şunu hocalarım da şahitlik etsinler söyleyeceğim şeye. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmuş ve onun üzerinden geçen yaklaşık 2-3 ay sonra Kahramanmaraş'ta Kemal Kılıçdaroğlu bir konuşma yapıyor. Asker diyor kendisine emir verileni yapar. Emir verildi dışarıya çıktı. Bu insanlardan ne istiyorsunuz diyerek gazi meclis dahil bombalayanları bir şekilde masumiyet tülünün altına çekmeye gayret ediyordu. Aynı Kılıçdaroğlu diyor ki size kanun dışı bir emir veriliyorsa yapmayacaksınız diyor. Yaptığınız takdirde diyor yakanıza yapışacağız. Hı hı. Şimdi iki tane husus. Kanun dışı emir kimseye verilemez, verilse de yapamazsınız kelimesi doğru bir betimleme. Doğru. Yasada bu şekilde. Yasada bu şekilde zaten. Yani böyle bir şey varsa elinde, bu söz konusu kişi kanunun açık hükmüne rağmen şunu yapmıştır dersin, yargılarsın. Aynı husus 15 Temmuz gecesinden sonra olan, yaşanan yargılamalarda Kılıçdaroğlu'nun aklına gelmiyordu da... ...o zaman emir verildi yaptı kardeşim bu insanların ne suçu günahı var diyerek... Gazi meclisi vuranlar, Ömer Ali Demir'i şehit edenlere bir şekilde destek çıkmaya devam ederken aklına gelmiyordu da şimdi mi aklına geldi? Bak bu çok önemli. Bu yine ne siyaseti İbrahim? Düğün evinde defçi, ölü evinde yasçı siyaseti bu. Maraş'a gidersiniz, asker kendisine emir veren komutanlarının emrini yerine getirdi. İyi de kanunun dışında bir emir. Sivil insanları tamam. tarıyorsun. Sivil insanları katlediyorsun. Yani o... Oradaki hain alçak adamın Boğaz Köprüsü'nde karşısındaki 34 millete kişiyi 34 kişiyi doğurarken o eğitim süreçlerinden geçmiş bir adam karşısında Türk bayrağıyla o duran adamı vurmaması gerektiğini bilmeyecek kadar akli melekelerinden yoksun mu? Değil. Yani bu belli niye yaptıkları. Ama sen orada çıktın dedin ki asker emir verilmiştir, verilen emri yapmıştır. En tepede kim emri verdiyse onu suçlayın. Ha. Şimdi ne diyorsun? Kanun dışındaki hiçbir şeyi diyor, yerine getiremezsiniz. 18 Ekim sizin için milattır. Yani neyi doğrultayım ki ben bu cümlede? Bu zaten doğru. Yani kanunun dışında kalan bir hususu bir kamu görevlisi yapıyorsa... Suç. Zaten suç senin 18 Ekim'ini milat kabul etmene falan gerek yok. 16 Ekim'de yapmışsa da suç. Hı hı. Dolayısıyla şimdi olmayan bir şey önce masanın üstüne koyuluyor İbrahim. Tamam mı? Olmayan şeyin üzerinden de işlem yapılıyor. Ama bak bu nereye varır bunun işi? Bunun sonu. Cumhuriyet Halk Partisi bunu ülkede ilk defa yapmıyor. 1950 ile 60 yılları arasında Türk hariciyesinin, hariciyesinin başına gelmiş geçmiş en başarılı Dışişleri Bakanlarından biri olan Fatih Rüştü Zorlu, Adnan Menderes'le beraber oturdular. Kıbrıs davası ile ilgili hususta Evet. Türk Mukavemet Teşkilatları'nı kurdular. Rıza Vuruşkanları gönderdiler. Orada Erenköy müdafasına yönelik olarak oraya silah ve mühimmat gönderdiler. Ne oldu biliyor musun sonra? 1960 yılında kahpeler darbe yapıp da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli iradesiyle seçilmiş başbakanın boynuna yağlı urganı geçirip şehit ettiklerinde ilk hesabı kime sordular biliyor musun? Türk Mukavemet Teşkilatı'na sordular. Türk Mukavemet Teşkilatı'nda görev alan Asteğmenlere tekrardan askerlik yaptılar, itirafçı olmadılar diye. Şimdi bu iş kamu personeli seçme sınavında 87 almış kişiye mülakatta 87 değil de 85 verilmenin hesabı değil. Bu cümleler yarın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önceden yaptığı gibi nasıl Türk Mukavemet Teşkilatı'na gayri nizami gayri kanuni bir şekilde Kıbrıs'ta yapılanmanın hesabı soruldu, kapatıldıysa Milli istihbarat Teşkilatı dahil olmak üzere sınır ötesi operasyonlarda görev olan birçok Mehmetçiğimize kadar konuyu getirecek kadar Zıvanadan çıkmış kararlar aldırtabilirler. Neden bunu söylüyorum? Siz koalisyon yapıyorsunuz. Telabiyatı, Rasulayna, Afrin'i, Baldırı çıplaklardan teslim alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman ordusunun bu kahramanlığı karşısında kuyruğunu apış arasına alıp da bu ülkede ciyaklayıp öbür taraflara gitmiş PKK ve onun gazi meclisteki siyasi uzantısı size bu kararları aldırtmayacağını mı zannediyorsunuz? Ne diye size destek veriyor? Boyunuz 1.65, gözünüz ela, kaşınız kara diye mi destek veriyor? Bunları yaptırtacaklar. Hadi göreceğiz hep birlikte. Şimdi bunu Allah bize yaşatmasın. Bunu söyleyince aklıma şey geldi. Bugün günün manşetinde e, Sayın Hikmet Genç de ekrana yansıtmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbesi öncesinde de bu FETÖ'nün kapatılan televizyonlarında şöyle bir ifadesi var. Bugün videosunu yeniden paylaştık. E, Tek çaresi kaldı yurt dışına kaçmak. Erdoğan yurt dışına kaçacak ama onu Tabii. getireceğiz ve burada da yargılayacağız. Hiçbir yerde kaçmasını vermeyeceğiz diye. Stratfor, o dönemde Stratfor 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın uçak izlerini yayınlayıp vurun diye hedef gösterirken diğer taraftan da Erdoğan'ın Yunan adalarına kaçtığını ve Almanya'dan iltica talep ettiğine dair FETÖ'cülerin ortaya koymuş olduğu CIA güdümlü ifrazat neyse Kılıçdaroğlu'nun kaçacak efendim biz de onu getireceğiz söylemi aynı mahreçten beslenmektedir. Yusuf Bey yani çok güzel ilerlediniz. Şöyle bir e, ilave yapayım. 15 Temmuz'la ilişkili olduğu için e, tam 15 Temmuz gecesi sonradan görüntüleri çıktı. Aynı siyasi koalisyona mensup bir belediye başkanı, Edirne Belediye Başkanı ya, evet, o gece evet. darbe girişimi KDK olduğunda dar. Yani benim hafsalam almıyor. İna, i̇nanamıyorum Hı -hı. ya böyle bir şey olduğuna. 36 yıl önce diyor böyle bir Darbe girişimi, darbe olmuştu. O zaman bizim haberimiz yoktu. Şimdi haberimiz var, İçelim, i̇çelim diyor. Evet. Yani Hapsal, bunu bak. Amerika'da böyle bir şey yapabilir ha. mi birisi? Ben size bir şey söyleyeyim mi Sayın Hocam? Asıl şaşkınlığı burada yaşamayın. Belediye başkanı çıktı dedi ki, biz bu güzel günleri 36 yıl önce görmüştük. Bir de şimdi görüyoruz. O zaman uykudaydık. Kadeh kaldırıyor, o zaman içelim diyor ya. O salonun içerisinde yaşa başkan diyen dalkavuklar var. Evet. Tıpkı askere tamam Ersan Abi, diyen alkış Asıl sizi bu şaşırtsın ama asıl şaşırmanız gereken ne biliyor musunuz? Aynı belediye başkanına o sözleri ortaya çıkıp ifşa olup haberlere konu olup mahkemeye konu olduktan iki sene sonra aynı Edirne'nin başına belediye namzeti gösterip bir daha seçtirten bir genel başkan var. Ve bu genel başkan kendisini gençlere demokrat amca diye pazarlıyor. Seçen Asıl Edirneli buna şaşırır. var. Onu da biz de bu yalakalığı da bırakalım. Seçen de Edirneli var. Ben, hiçbir bir şey demiyorum. Ben, e ortaya, ben, diyorum. ben, şunu ortaya koyuyorum Taceddin Hocam. Yani demokrat amca kisvesine oturacaksınız. Darbenin kadehine kadeh kaldırdığı için yargıdan ceza yiyen bir adamı iki yıl aradan geçtikten sonra tekrar namzet göstereceksiniz. Ya. Size demokrat amca falan denmez. Kılıçdaroğlu'nun ne demokrasi sallaştığını Kılıçdaroğlu ailesi işletişinin lafa bakılmaz. Mi? Görünür şahsın rütbeyi akli eserinde. Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki tatbiyat, tatbikatı yani evde elde oklavayla patatesli börek açıyor sabahtan akşama kadar ya <laughs> görenler zannediyorlar ki hanım yengenin verdiği siparişleri elinde kağıt bakkaldan topluyor. Böyle değil. CHP içerisinde nasıl bir muhteris diktatörlük kurduğunu CHP içindeki eşimiz dostumuz anlatıyor bize. Peki biraz kava yumuşatayım mı? Siyasetle ilgili ama e, Doktor Şadi Yazıcı Tuzla Belediye Başkanı İBB'nin meclis toplantısında öyle bir konuşma yaptı ki yani benim içim acıdı açıkçası onu söyleyeyim. Çünkü şöyle söylüyor ya diyor rica ediyorum ne olur diyor bakın %80'inden fazla yapıldı bir yan yol var diyor şunu diyor bitirin diyor bak diyor vatandaş geliyor gidiyor bize fırça atıyor diyor ya İBB'nin benim değil benim olsa yapacağım diye söylüyorum siz de yapmıyorsunuz diyor. Biz izleyebilir miyiz? 280 bin tuzdalı için buradan geçen milyonlarca İstanbullu için Allah rızası için ya şunları bitirin tuzlu halkı adına istiyorum ya 28 ay geçmiş yan yol hala açılmamış yeni boye başlamış olan AK Parti döneminde başlamış olan işi bitirememişsiniz ya arkadaşlar bunlar bizim benim sorunum değil sadece 280 bin tuzlanın sorunu değil sadece evet. İstanbul'un sorunu ama 280 bin tuzdalı. Bir saat, iki saat oralarda zaman kaybediyor. Yan yollar biterse hiç olmazsa üst ve alt arasında geçişler rahatlayacak. Bir senin şunu artık yani. Bu çok kötü bir şey mi ya? Kötü bir şey mi söylüyorum? Şimdi Sayın İmamoğlu Diyarbakır'daydı. Biliyorsunuz artık il il geziyor kendisi. En son Diyarbakır'daydı. İstanbul'da başardıklarımızı burada da başaracağız. Türkiye'de de başaracağız mesajları verdi. Fakat Tuzla Belediye Başkanı diyor ya 28 ay oldu Allah rızası için şu yolu yapın diyor. Bak diyor vatandaş mağdur diyor. Konuştukları da bir yol yani. Hani muhtemelen bir kilometrelik bir yan yoldan bahsediyoruz ama işte kritik bir noktada olduğu için. İzleyenlere sadece bir şey tavsiye edeyim. Bak Kadıköy'de yani Özellikle minibüs yolu boyunca, minibüs yoluyla Bağdat Caddesi arasında her 500 metrede bir sokak İSKİ tarafından kazılmış köstebek tarlası gibi duruyor orada. Bir arabayla gezenler bulurlar, ihtira falan değil. Bir mevzu oldu, Twitter'da İSKİ diye arattım. Abi İstanbul'da şu tweet'i atmamış, belediye kalmamış, isteyen arattırsın. <laughs> Kusura bakmayın sevgili vatandaşımız, bahsettiğiniz çukur İSKİ tarafından açılmış olup kendilerinize talebini ilettik. Beşiktaş Belediyesi, Şişli Belediyesi, Kağıthane tabii, Belediyesi. Tabii tabii CHP'li belediyelerde de mağdur var. Esenler yani Belediyesi şu mesajları atmış. İyi Her ne kadar iskiye ilettiysek de biz sizin mağdur olmamanız için üzerine bilmem ne işte sanitaj faaliyeti evet. yürüttük. Şu bir iski yazın arama motorunu. i̇skiyi de UFO, UFO yönetiyor. Ya da UFO yönetiyor. yönetiyor. Yani bir şey var. Şimdi bak ben Sayın İmamoğlu'nun elde etmiş oldu bu İstanbul'daki seçim başarısı sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu üyeliği adaylığını da efendim Kulüpler Birliği Başkanlığı adaylığını da çatladı kapı spora Fahri hiçbirini çok görmüyorum tamam mı? Ya yani bir adam görmemişse o adam her şeye layık görürken hiç beni alakadar etmez. Fakat beni rahatsız eden mesele şu Delirtecek misin sen bize arkadaş? İşini bir yap. Çöpü topla, asfaltı dök. Sonra git istersen Diyarbakır'da, istersen Çemiş Gezek'te yap bunları. Benim şu andaki derdim tasavvı. Bak cuma günü başıma bir şey ya, geldi. ya Sosyal medyada artık şey paylaşıyor İmamoğlu İstanbul'a gelecek konvoy kurup karşılayalım kendisini. Tİ'yi alıyorlar eyvallah ama yani hani durum o hale gelmiş. Valla ben zannederim kendisi Karadenizli ince zeka sahibi ya. Kendisini T alanların alayını T almak için <laughs> <Geziyor diyorsun. gülüyor> idare edişim. Bak Cuma günü yürürken bir tweet attım. Ben şu Size de otobüs denk gelmiş. Niye tek otobüs, denk de. Baktım Millet Bahçesinin önünde, Millet Yolda kalan önünde otobüs. milli oldum. <laughs> Bostancı otobüsü yatıyor. Naşı orada, <laughs> Naşı Şerif. El atalım da kaldıralım. Yok. <laughs> Neyse. Taceddin Kutay'ın derdi de bu kadar otobüs yolda kalıyor. Bana hiç selfie'lik çıkmadı. Denk yani. Bana niye denk gelmedi? Ay, selfie melfi çekme muayene de. Çünkü ben topu taşımayla gezerim. Herkes de bilir yani. Hı. Arabam yok. Öyle zaman akbil basıyorum, akbil basıyorum. Bir de benim bildiğim bozusunda bir tarihi bir ana tanıklık edeyim. Yok. İstanbul kartı. Tamam ta şimdi. E, abi şunu söyleyelim. E, Peki İstanbul... sizce şu ironik miyim? İmam olduğunu Diyarbakır'da ha. İstanbul'da başardıklarımızı Türkiye'de hep birlikte başarabiliriz açıklaması. Ya değil çünkü İmamoğlu kendi kendine konuşan bir siyasetçi değil. Hani kendi kendine yorum yaparak si, yor, bir siyaset yapacak olsa derim ki ya İmamoğlu din kardeşiyiz yapma derim. Bir dakikam kalmış. Efendim? Bir dakikam tamam, kalmış. Tamam bitiyor. İmamoğlu aynı Kılıçdaroğlu gibi kendisine uzatılan metinleri okuyup kendisine uzatılan şey bak bilmediğin yerden sorunca şey yapıyor. Ne olur bana onu sorma kırılıyorum bak. Gerçekten güceniyorum yapıyor. <laughs> Şimdi kendisinin eline bu metni veriyorlar. Veli Ağbaba mı veriyor kim veriyor? Çünkü Veli Ağbaba oradaki Pişuvas biliyorsun. Doğu illerinde o gezdirdi onu Adıyaman Malatya. Orada şunu dedirtmiştir vatandaşlara ey ahali İstanbul'da ne yaptıksa burada da aynını yapacağız. Vallahi hiç tavsiye etmem Sayın İmamoğlu yani Sultanahmet'te bir Ramazan eğlencesi olarak düzenlemiş olduğunuz rakın rol konserlerinin bir benzerini. İstasyon meydanında, Yedi gün önce de Trabzon, Gümüşhane, Gümüşhane Bayburt ve Erzurum'daymış. Efendim? Yedi gün önce de Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum Rollo turu yapmış. Onu Bayburtlu'nun tasası. Beni alakadar etmez. Ama memleketidir. Trabzon'a gitsin. Bayburtlu da burada. Peki son bir cümlede ben söyleyeyim efendim. Ama Süremiz kalmadı ama ya. Fitch'ten bir rapor var. Diyor ki Türkiye'nin salgın döneminde önemi arttı. Tedarik, lojistik ve üretim üssü olma konusunda şansı çok yüksel. Türkiye bir merkez üs haline geliyor diye söylüyor. Hani hep söylüyorlar işte bu 3. Havalimanı'nı niye yaptık bu kadar işte yolları niye yapıyoruz vesaire diye. İşte Türkiye bir üretim ve lojistik üssü olacaksa bunlara ihtiyaç oluyor belli ki. O yüzden de bu başlıkta önemliydi ama vaktimiz kalmadı. Kısa bir mola rica edelim. Geleceğiz birazdan. Masada ne var devam ediyor efendim. İkinci başlığımızı açıyoruz bu bölümde. Özellikle terörle mücadele gündeminde sıcak gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Yine listelerden çizikler atıldı, yine terör örgütüne yönelik operasyonlardan bilgiler paylaşıldı. Ama esas Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dillendirdiği bir süreç vardı. Önce o mesajı paylaşmak istiyoruz size, sizlerle. Zira artık hani Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'ya rağmen özellikle Suriye'deki teröristlerin kökünü kazımak için hamleler yapacak gibi görünüyor. Erdoğan açıklamasını bir dinleyelim ardından başlayalım. Suriye'de sadece kuzey değil genelinde bildiğiniz gibi PKK, YPG, PYD buralarda cirit atıyor. Tabi bunların destek veren ülkelerin başında da koalisyon güçleri Amerika geliyor ve bunların verdiği her türlü destek, silah, mühimmat, araç gereç bunlarla birlikte burada terörist üretiyorlar. Ve bunlara karşı tabii bizler mücadelemizi veriyoruz. Şimdi Sayın Alabarda buradan başlayalım. 24 güvenlik analisti olarak bu konuyla ilgili özellikle yapacağınız yorumları da merak ettiğimi söyleyebilirim. Şimdi farklı bir yöntem izleyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne olabilir bu farklı yöntem bir? Bir de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın bu konularla ilgili reaksiyonlarını biz göze alacak mıyız artık? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyla ilgili açıklamasından önce bu yayında şunu söyledik. Siz telabiyat düzeltiyorum, Tel Rifat bölgesinden sürekli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına gel gel yapıyorsunuz ama hı hı. sorular ve cevaplar çalışmadığınız yerden çıkacak diye. Hatırladın mı? Evet. Bu açıklamanın üzerine 48 saat falan geçti herhalde. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha farklı bir hı hı. E, yöntemle mücadele gibi bir konuyu gündeme getirdi. Dolayısıyla bu ne olabilir? Şimdi öncelikli olarak Türkiye 3 farklı harekatta bunu daha önce diplomasisini yürüttü ve harekat başladığında bütün uluslararası medya dahil olmak üzere görüntülenebilecek şekilde harekatlar yürütüldü. Bununla ilgili çok sıkıntılı süreçlerden geçirildi. Ben özellikle Barış Pınar Harekat Bölgesi ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bizzat o bölgede olayları yerinde izleyen, takip eden birisi olarak şunu gördüm ki, Türkiye'ye yönelik her türden karalama kampanyası yapmak isteyen birçok medya kuruluşu sıfır noktasına gelerek Oradaki görüntüleri kendi meşreplerine göre değerlendirdiler. Hı hı. Bir, Türkiye bundan sonraki harekatlarını öyle uluslararası basının sınırda sıfır noktasında adeta bir tiyatro oynuyormuş da onlar da izleyiciymiş gibi yapmayacak. Daha çok nokta operasyonları, daha çok seri ve süreklilik arz eden nokta operasyonları yani Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu nokta operasyonlarının dışında daha seri operasyonlar Farklı merkezlere aynı anda gerçekleştirilecek bir askeri hareketlilik. Yani bu sadece Tel Rifat'la sınırlı kalmayabilir. Aynı zamanda da aynı İsa gibi Barış Pınarı Harekat Bölgesi ile adeta birleşmiş bölgeleri de kapsayabilir. Münbiçi de içine alabilir. Bununla ilgili zaten Türkiye'nin elinde yeteri derecede kullanabileceği argüman var. Ne diyordu Soçi 2019 Mutabakat Muhtırası? isim vererek Tel Rifat ve Münbiç bölgesinde YPG'li unsurların silahlarıyla beraber boşaltması. Buradan kaçıncı şehidimizi veriyoruz değil mi? Yani uluslararası gündem medyaya ve uluslararası kamuoyuna bu konular açıklanırken aynı zamanda da Türkiye'nin Suriye ile imzalanmış Adana Mutabakatı kapsamında Suriye Devleti tedbir almadığı takdirde Türkiye'nin kendisini tedbir alabileceğine dair hükümler var. Dolayısıyla farklı merkezlere aynı anda nokta operasyonlarının dışında ...bir takım seri harekat... ...askeri harekatlar da... Hı -hı. ...düzenlenebilir. Bir şey ee, sorabilir miyim bununla ilgili? Buyurun. Bu Dağlık Karabağ Harbi'den... E, e, ...bir takım misallerle karşılaşabilir miyiz? Yani şöyle Dağlık Karabağ'da... ...daha çok Rus doktrini çerçevesinde... ...S-300 savunma sistemleri de... ...dahil olmak üzere... ...birçok konuyla desteklenmişti. Burada PKK ve YPG'nin... ...belki bir hava savunma sistemi olmasa da... ...Amerika gibi, Rusya gibi bu bölgedeki unsurlarıyla destek verdiği düşünülürse benzeşen yönlerinin epey fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz diye söyleyebilirim. Ama arazi farklı. Türkiye'nin orada Dağlık Karabağ'da vermiş olduğu taktik ayrı bir şey. Bizzat operasyonu bil fil kendisinin icra etmesi ayrı bir şey. Çünkü Dağlık Karabağ'daki zafer bilakay düşer. Şüphesiz Muzaffer Azerbaycan evet. ordusunundur gibi farklılıklar var ama benzer yönleri de var Sayın Hocam alan kontrolü yerine yani mesela Münbiç'in alan kontrolü olabilir. Telrifat'ın alan kontrolü, Ay Nisan'ın alan kontrolü olabilir. Ama bu alan kontrolünün dışında Türkiye kendi sınırlarının dışında çıkmadan kendi sınırlarının ötesinden hava unsurlarını da kullanarak gelişmiş 5. nesil mühimmat teknolojileriyle PKK ve YPG'nin Irak hududundan Afrin'e kadar olan uzunluktaki o şerit koridordaki o terör koridorundaki mevzilerine, lojistik yapılanmalarını, karargahlarını, eğitim yapılanmalarını, ABD tarafından verilmiş olunan silah ve mühimmatın depo edilmiş olduğu cephanelikler dahil olmak üzere hepsini Vurabilir. aynı anda e, kara atış Kara çok Vurduğumda aslında bu yeteneği olduğunu gösterdi o zaman. Bunu biz artık Libya'da tamam. da biliyoruz. Hı. Dağlık Karabağ'da. Şöyle örnek vereyim. Türkiye'nin kendi üretmiş olduğu bir som seyir füzesini kıstas alalım. 200-250 kilometre kadar menzili olan bu som seyir füzesi 600 kilogram ağırlığında hiçbir tayyarenizi kaldırmaksızın silahlı kuvvetlere teslim edilmiş Akıncı sihasıyla daha önceden belirlediğiniz terör unsurlarına ait eğitim merkezi, karargah, lojistik unsurlar dahil olmak üzere hepsi İbrahim aynı anda ateş altına alınabilir. Yani bu alan kontrolü demek değil, sizi orada sağda çıplak bırakacak, aynı zamanda da verilmiş olunan bütün silah desteğini de minimize edecek bir davranış olur. Ben şunu gördüm. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Koral Sistemi, harekat başlamadan 45 dakika önce devreye alındığında İbrahim, ne cep televizyon, telefonları, ne televizyonlar, ne e, efendim, mesela yayın yapan kamera sistemleri de dahil olmak üzere, hepsi off duruma geçti. Ve ilk ateş emri verildiğinde, Tam o sırada Akçakale'de sıfır noktasındaydım. Tel Abyad'da PKK'ya ABD tarafından sağlanmış mühimmat depoları vuruldu. Ve o depolar sabahlara kadar patlamalar içerisinde yandı, yandı İbrahim. Şimdi onu söylüyorum. Bu... Sayın Alapardak, kısacık bir mola rica etsem, bir sorum olsa. Şimdi Sıcak bir gelişme olarak mevzu büyüyor. Aslında gündemi almamıştım ama Osman Kavala davası var biliyorsunuz. 15 Temmuz darbesinin ve Gezi Parkı'nın finansörü olmakla suçlanıyor. 52 sanıklı bir davada yargılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğinden bir açıklama Hı -hı. var bununla ilgili olarak. Büyükelçilikten yapılan açıklamada 10 ülkenin, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa... Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyük bir çağrısı var. Ee, Osman Kaval'a serbest bırakılsın diye. Şimdi Süleyman Soylu'dan bir yanıt geldi. Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devletidir. Büyük yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulması kabul edilemez. Tavsiye ve telkinin hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir diye söylüyor. Ee, şimdi e, anladığım kadarıyla bu Amerika'nın başını çektiği bu 10 ülke Türkiye'nin demokrasisi konusunda çok kaygılı. kendileri birçok ülkede zaten Tabii. demokrasi ve özgürlük götürme Tabii. konusunda mahirdiler zamanında. Şimdi Osman Kavala davasını hiç hesaba katmadan bunu yorumlamanızı istiyorum. Çünkü davanın içeriğine iddia tamam. vesaire zaten Tamam. hani Şimdi yargı hiç, karar verecek onların olarak ama hiçbir şekilde vatana bağlızme girmeyeceğim. Yani siz zaten demokrasiler konusunda ne öyle dersek o zaman Osman Kavala davasında Amerika gibi haksız olduğumuzu ama vatebatizmle ya size ne demeliyle üste çıkmaya çalıştığımız anlamına gelir. Ben hukuksal mütalaa hiçbir programda sen şahitsin yapmıyorum. Ama bu konuyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Sayın Süleyman Soylu'nun da dediği gibi bu ülke ile ilgili bir örnek anlattım ben geçen yayında. Hatırlıyor musun? Haliç Tersanesi Konferansı. Tersane Konferansı diye evet. de tarihe geçen. Büyük elçiler oturuyorlar. Düveli muazzamanın Sultan Hamide Balkan coğrafyasında kime istiklal verilecek, kime hangi haklar verilecek bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Şimdi bunlar zannediyorlar ki hala devir Osmanlı devletinin son demleri yaşanmaktadır ve bunlar Sayit Halim Paşa'ya sürekli olarak sadrazam olarak kapılarını tıklatıp baskı yapabilecekleri bir devlet olduğunu zannediyorlar. Şimdi ben kendim de sosyal medyada paylaştım. Bayraklarını da koymuş Amerikan Büyükelçisi evet, sağ olsun. Bu adeta burada, işte biraz önce yine bak işte bak bakın buradaki bayraklara yine Bahtıyı unutmayın diye başlık atan CIA ve FETÖ eşküdümünde faaliyet gösteren FDD organizasyonunun bu hafta içerisinde yazdığı o ekranda kalabilirse Holy League dedikleri hı hı. Kutsal Haçlı İttifakına burada bir hafta on gün önce yazılan yazıda atıfta bulunuyor. Amerikan büyükelçisi yazdığı paylaşımda adeta sınırlarını aşarak, haddini aşarak, çizgisini aşarak ABD'nin bir büyük elçisinden ziyade bir sömürge valisi gibi burada davranarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin davada nasıl bir karar almasıyla ilgili hususu adeta kutsal haçlı ittifanın bütün bayraklarını da yan yana dizerekten aba altından sopa gösteriliyor. Bu memlekette Osman Kavala davasının içeriğinin ne olduğu konusunda herhangi bir fikir beyan etmeksizin söylüyorum. Davanın içeriği ne olursa olsun, içeride yatan kişinin durumu, pozisyonu ne olursa olsun, bir büyük elçinin sömürge valisi edasıyla atmış olduğu bu sosyal medya mesajı hı hı. asla ve asla kabul edilemez. Biz bu büyük elçi gibi bu ülke ile ilgili fikir beyan eden nice adamlar gördük geçtik son 15 sene içerisinde. Ne dediler İbrahim? Bir imparatorluğun Çöküşüne şahitlik edeceksiniz. 15 Temmuz'u planlamış adam tamam evet. mı? Bir imparatorluğun çöküşüne 17-25 Aralık geliyordu çünkü. 17-25 Aralık geldiğinde imparatorluk çöküyor diyenler Afganistan'a elçi atandı. Evet. Türkiye'de. 15 Afganistan'da tayyarenin kanadından Afganlıları atarken biz hangi imparatorluğun çöktüğünü hep birlikte şahitlik ettik. Peki. Sizle devam edelim üstadım. Ee, özellikle bu kavala meselesiyle ilgili olarak aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkel görüşmesinde Alman medyası da işte Türkiye'deki siyasi tutuklular gibi ifadeler kullanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir dakika dedi. Yani Türkiye argısı bağımsız verildi. Cumhurbaşkanı olarak benim bir telkin ya da talimat verme yetkim yok anayasamıza göre yönetiliyoruz diye bir mesaj verdi. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı da az önce bir tweet paylaştı. Az önce okudum. Benzer bir ifade var. Yani Türkiye'yi hala bu elçiler böyle parmak sallayarak, işte sopa sallayarak hizaya getirebileceklerini düşünüyorlar galiba. Ben yine elbette hukuki içeriğinden bağımsız olarak yani temel bir müstakil mesele olarak ele aldığında şöyle söyleyebilirim. <laughs> Türkiye ile özellikle zaten Birleşik Devletler'in Biden yönetimindeki ilişkilerin ne kadar negatif bir düzlemde seyrettiğine dair her iki taraftan da açıklamalar geliyor. Zaten Biden yönetiminin özellikle PYD'ye, YPG'ye verdiği destek, işte Türkiye ile kritik konularda takındığı tavır itibariyle zaten oldukça farklı bir yerde duruyor. Bu ilişkilerin geldiği nokta açısından hatta uzmanlar Türkiye-ABD ilişkilerinin hiç bu kadar kötü olmadığı da ifade ediyorlar. Bu Şimdi arada ben, bir dipnot ben size söyleyeyim devam edin lütfen. ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price'den bir açıklama var. Pentagon'un F-35 anlaşmazlığının çözüm için Türkiye ile istişare yürüttüğünü açıklamış. <laughs> ee, yani bir yandan da bu F-35 meselesiyle ilgili de bizle masaya oturacaklar gibi görünüyor. Oradan, yani. oradan devam edin. Zaten yürüyen meselelerden, kriz meselelerinden bir tanesi de bu F-35 programından Türkiye'nin <laughs> çıkarılması meselesiydi. Orada 1.4 Milyar dolarında bir dolar alacağımız düzeyinde var. bir Parayı e, alacağımız var. Ödediğimiz programa dahil olduğumuz bir bütçe var. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde hatırlarsanız sosyal medyada bu mesele genelde şey düzleminde konuşuluyordu. Türkiye F-16'ları almak yani F-35'ten çıkarıldık ama bunun yerine F-16'ları alalım. Hı -hı. Elimizdeki mevcut F16'ları modernize edelim. Bu bütçeyi oraya ayıralım, mahsuplaşalım, evet. mahsuplaşalım. Bunun Türkiye tarafından geldiği ifade ediliyordu. Bu ama son günlerde özellikle bu talebin Amerika Birleşik evet, Devletleri'nden geldiği e, bir Amerikan açıklama oldu. Edelim. Yani Türkiye'nin bu anlamda da eli aslında güçlü. Bunun ulusal tarafta da yansıması var. Bence bütün bu tutuklularla ilgili hatırlayın Kılıçdaroğlu KHK'lılarla ilgili Evet, Ciddi açıklamalar yapıyor. Geri HDP yine dedi. tutum ilkelerini yayınladığı bu deklarasyonda yine bütün tutukluların hı hı. mevcut durumlarından kurtulması gerektiğine dair bir açıklama yapmıştı. Şimdi Birleşik Devletler ve HDP diğer... HDP aynı süreçte Abdullah Öcalan'a özgürlük kampanyası da başlattı. Kesinlikle. Yani... Son ama tutun ilkelerini yayınladığı deklarasyonda doğrudan Öcalan söylemiyor. Evet. Yani örtük bir biçimde bütün tutukluların mevcut durumundan ya da hükümlerin durumlarının kaldırılması gibi bir şeyle böyle örtüyor. Bütün bunların şeyine baktığımızda hem ulus içerisinde hem de uluslararası herhalde de aslında Türkiye'nin hukukuna da müdahale edildiğini söyleyebiliriz. Elbette yargılamayla yargılamanın içeriğiyle ilgili gecikmelerle ilgili tartışma yapılabilir ama tek bir örnek üzerinden Türkiye'ye böyle baskılamaya dönük bir açıklama yapmak. Türkiye'nin 10 sene 20 sene öncesindeki Türkiye olduğunu varsaymak gibi bir şey işaret ediyor. Türkiye 20 sene önce uluslararası raporlarla uluslararası deklarasyonlarla, ee, el sallamalarla, parmak sallamalarla yönetilebilecek bir ülke değil. En Hatırla, azından Erdoğan'ın bu konulara boyun eğmediğini defalarca gördük ya yani. Kesinlikle hani, ya, bilmiyoruz koalisyonlar bir, döneminde neler olur ama. 4-5 senedir e, uluslararası bir baskı aracı olarak kullanılıyor ama 2010'dan itibaren özellikle 2015'e gelinen evrede Türkiye'ye yönelik bütün uluslararası raporlar başta ABD'li think tankler olmak üzere Türkiye'yi böyle tahakküm altına almak isteyen insan hakları özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi böyle değişkenlerden hareketle Türkiye'yi otoriter bir profilde çizmek için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir dava ile ilgili, müstakil bir dava ile ilgili böyle bir açıklama yaptığımızda e, alacağımız cevap belli. Doğrudan Türkiye'nin hukukuna e, müdahale etmek isteyen böyle Cerefe, bir anlayış zaten ne kabul ilgili, edilemez. başı ile ilgili taleplerimize ne cevap verdiler yani. Kesinlikle o da yani, meşru taleplerimize yani, yani. yani. direkt Amerika. Peki eee Sayın Kutay bir tweet vereceğim ekrana. Şimdi HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş Hakkari ihale yöneticilerinin ziyaretinde bir mesaj paylaştı. Diyor ki: "2015'ten bugüne yüksekova'daki yol yapımının tamamlanmaması yaşamı felç etmiştir. <laughs> Esnaflar için telavisi imkansız sonuçlar e, doğurmuştur. Yol yapımı tamamlansın." diye yani diyor. Nedim Şener de cevap yazmış. Diyor ki aşağılık terörist PKK'lar yüksek yol inşaatında çalışan işçileri katlederek telafisi imkansız zararlara yol açmamışlar mıdır? Yani bunu bir sormak gerekmez mi? İçi katledene sözünüz yok mu? PKK'ya da iki laf edemez misiniz diye. Şimdi bu ne Paris bu ne Lana Tursu diye isim geldi ama şimdi bir yandan terör örgütünün şantiyeleri bastığını işte işçileri katlettiğini iki en son oradaki işçi şehit oldu. iki Vatandaşımızı kaybettik. Ee, o bölgede yaşayan iki Kürt kardeşimizi öldürdüler. Bir yandan bunları görmezden gelip bir yandan da yolu bitirin demeleri. Ya bunu ciddi bir soru olarak cevaplayayım. Çünkü gündemimiz bu, bu güçsüzlük bunlarda ilk defa çıksa hayret edelim de ya orman yakıyor çevreden bahsediyor seninki. Seninki feodal adetleri sürdürebilme kavgası veriyor. Genel başkanı, sabık genel başkanı bir aşiret ağası. Aşireti diğer aşiretle barışacağım diye bin koyun kesti bu adam 5 sene evvel Ahmet Türk. Hı hı. Hatırlıyorsan. Tabii. Mardin'de. Bu adam modern yaşamdan bahsediyor bu parti. Bunlar onun bunun kızlarını, karısını... Kendi milletvekillerine taciz ettirtiyorlar. Neydi o? Tomamov adını unuttum, değişik bir isimli bir adam var ya. Evet, gece evet. yolda görsem korkarım bir adam vardı. Kadın haklarından bahsediyorlar. Bunlar, şu vaziyette de bu vazi şeyden bahsediyorlar. Bunların ne olduğu bizce belli. Biz maçımızda herhangi bir paradoks yok burada. Bu bakımdan ben Sayın Nedim Şener'in bu tweeti öfkelenmiş atmış yani. Ben bir karşılık olduğunu beklediğini zannetmiyorum. Ancak gördüğümüz bildiğimiz hadise şudur HDP'nin şu anda başında bir demokles kılıcı var bu parti kapanacak mı kapanmayacak mı henüz bak kendini daha göstermedi. Hı hı. Tünelde bir karanlık bir aydın bir ışık var ama gün ışığı mıdır karşıdan gelen tren midir belli değil onlar açısından bir şey gözüktü karşıdan ondan sonra karşılaşınca görecekler bildiğimiz gördüğümüz şu şu anda HDP'nin yaşadığı krizlerden biri belediyelerine kayyumların atanmış olması. Çünkü belediyelerini aynı zamanda bir paralel finans merkezine çevirmişti bunlar. Ve buradan bir takım namalanmaları yapamıyorlar. Yaralarına pansuman yapan var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeteri kadar yetişti işte İSPARK nasıl 120 milyar lira zarar ettiğiyle ilgili bir soru var. Ben bilmiyorum. Soranların yalancısı. Anlamam bilmem yani. Bununla birlikte şu anda HDP'nin siyasetini e, belediye merkezine teksif etmesini ben anlarım. Merak etmeyin. Yani HDP'nin e, bu e, diline baktığımızda yani katledenlere iki çift laf etmeyip yolu bitiremiyorsunuz diye şikayet etmesi gerçekten. Ya sevgili İbrahim Müneş, hangi birisine cevaplayalım Doğru. biz bunları? Biz de sizi seviyoruz. Peki o zaman Fatma Oral'tır'ın Biz de sizi, vereyim, sizi seviyoruz manşeti atan şey Cumhuriyet'in Atatürk Cumhuriyeti'ni iki ay sonra savunmasını, bana karşı Cumhuriyeti savundu bu adam. İki ay evvel de biz de sizi seviyoruz manşeti attı hatırlıyorsa Savcımız şehit edildiğinde. Yani bu memleket böyle bir memleket. Bu Bunun neyini hayret edelim biz? Peki Fatma Nur Altun'un paylaştığı mesajı verelim arkadaşlar ekrana. Oradan size sorayım o zaman. Çünkü şöyle bir ifadesi var. Esas benim burada dikkatimi çeken şuydu. Henüz şartlar olgunlaşmadığı için gizlenmek istenen bu nefret ürpertici diye söylüyor. Ee, Feyza Altun, e, AKP'li herkesten nefret diyorum ya tahammülüm yok diye bir mesaj attı. Sonra da sildi mesajı gerçi ama sonra da işte attığı mesajı savunmak için işte AKP bizi kutuplaştırdı bu hale getirdi gibi ifadeleri de oldu ama <laughs> benim burada dikkatimi çeken şu... E, Özellikle Fatma Nur Altun'un kaygısı şu, e, diyor ki yani şartlar olgunlaşmadığı için gizledikleri ve bastırdıkları bir nefret bu diyor. Yani yarın bir gün şartlar olgunlaşır ve ellerine güç geçerse karşılaşacağınız manzarayı e, tahayyül edin anlamında bir mesaj gibi düşündüm. Sayın Tarihçetin Kutay... Doğru, şartlar olgunlaşmadığı için yapamıyorlar. Ancak ben bunun hesabını Feyza neyse ondan Altın. sormam. Feyza şey, altından falan evet. sormam. 20 senedir AK Parti iktidarına döner. Şunu ha. sorarım. Belli kazanımları ha. niye anayasal güvence altına alcağımız? Hala defakto idare ediyoruz. Şu anda başörtüsü özgürlüğünü garanti altına alan bir anayasa hükmü var mı? 11 Eylül referandumundan sonra. Şimdi sivil anayasa yapıldı evet ya. Yetmez ama evet referandumu var ya. Orada benim kazanımlarımı garanti altına alacak bir hüküm girdi mi anayasaya? Girmedim soruyorum. Buraya soruyorum yani. Bana ne o benim muhatabım mı? Yolda görsem tanımam. Buraya soralım. Sorun buraya. Bu kadar. Peki. Üstad'a devam edelim bu nefret ya ben, ya Konuşmanın birinci bölümünde söyledik. Bence çok açık bir nefret var. Bu nefret bazen örtük, bazen de açık bir biçimde kendisini dışa vuruyor. Sadece bir e, yani Feyza Hanım diyeyim. Feyza Hanım'ın söyledikleri Attığı tweet sadece bir tekil örnek değil. Bunu özellikle Türkiye'de e, dine, dindarlara, muhafazakarlara yönelik bu söylemin ne kadar üst düzeylere vardığını çok popüler sosyal medya mecralarından, internet platformlarından zaten görebiliyoruz. Herhangi bir dinle ilgili bir konuda ekşi sözlüğe başvurun. Bu Türkiye'nin bir ortalamasını yansıtır aslında. Ya da AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na yönelik bir söylemi... İşte bahsettim kamuoyu araştırmasına yansıyan bir şey. Cumhur İttifakı'nda özellikle AK Partililer ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup seçmen yaşam tarzının Millet İttifakı'nın iktidar olması durumunda tehdit altında görüyorsa burada bir problem var. Az önce bahsettim. Elbette kendi çıkarları için ya da uygun görmedikleri politikalar için bir nedamet getirebilirler ama baskı ortamıyla oluşan bir ortamda AK Parti'nin 2007'den sonra özellikle ee, insan hak ve özgürlükleri bağlamında ortaya koyduğu demokratikleşme paketlerine destek veren liberallerin hem ulusal hem uluslararası arenada mahkum edilmesi, onların nedamet getirmesi, pişman olduklarını söylemesi aslında Millet İttifakı iktidarında muhtemel bir iktidarda oluşabilecek bu eski Kemalist zihniyetin ne kadar rövanşist olduğunu da bize gösteriyor. Bu çok açık. Yani bu kazanımların ya yani Tacettin Hoca bahsetti ama bu kazanımlar anayasal bir güvenceyle de çözülemez. E, çözülemez. zaten böyle bir pratik Var. varsa o demokrasiyi aşındıran demokrasinin altını oyan e, siyasi ya da toplumsal aktörler anayasayı da askıya alıyor zaten. Ama elbette bunların Halsın Hocam bu, yaptığı iş hukuksuz olsun o zaten. Zaten hukuksuz. Ona onu bir şekilde justifikasyonunu, yani meşrulaştırmasını yapıyor zaten. Ama burada temel problem e, bu dilin tehdit dilinin ee, bu kazanımları ortadan kaldırmaya yönelik ne kadar kendisini tedhişe götürebilecek kadar e, bir baskı ortamı yarattığına ya ben 2012 yılında e, Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Üniversitenin kampüsü Nişantaşı'nda e, 2013 yılında yine lisansüstü eğitime devam ettiğim süre içerisinde Gezi Parkı protestoları ortaya çıktı. Bu protestolarda dindarlara, muhafazakarlara yönelik o iklimde oluşan reaksiyonu gördüğünüzde bu rövenşist dilin millet İttifakı'nın iktidar olması durumunda yine vücut bulabileceğini e, öngörebiliyorsunuz. Yani bu pratikte var olan bir şey zaten eskiden var olan şeyin bu tehdit diliyle yeniden ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Bu anlamda mevcut kazanımların zaten tam anlamıyla garanti edilemediği bir yerde e, işte sivil toplum kuruluşları üzerinden tartışmalar yapılıyor. O kadar farklı yerlere hı hı. götürülüyor ki sanki bir kesim Boğmaya çalışılıyor. Bakın kimse tartışmıyor. Çok yeni bir makale okudum. Türkiye'de özel bankacılık sektöründeki e, başörtülerin beyaz yaka olarak temsil edilme oranları inanılmaz derecede düşük. E, bu örtük bir karşıtlıktır. Daha açık bir şey yok. Var, Mülakatlarla daha, daha, ortaya daha koyulmuş. Da var hocam. Daha açığı da var. Türkiye'nin en büyük holdingi iftiharla... Sakallı ve başörtülü benim firmalarımda çalışamaz diye beyanatı var. Hala da çalışamıyor. Yani bu iklimin siyaseten desteklendiği bir yerde Türkiye'de muhafazakarları, dindarları, milliyetçileri ne beklediğini herkes öngörebilir Peki, madem bu e, sivil toplum kuruluşları ile ilgili meseleye geldik ondan da biraz söz edelim istiyorum. Selçuk Bayraktar bir tweet atmıştı. E, bu hatırlayacaksınız Türk ile ilgili tartışmalar başladığında T3 Vakfı da yine potaya konulmaya çalışıldı. E, açıkçası süreç şöyle gitti. E, T3 Vakfı sonra işte Kadem şimdi de TÜGVA'da sıra. E, Selçuk Bayraktar ve Baykar e, ...makine makina diyor ki bize atılan bir iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi. ABC gazetesinde o dönemki yazar Yılmaz Polat ve yöneticisi Mert ...Yanardağ'dan kazandığımız manevi tazminatı... ...şehitlerimizin çocuklarına... ...eğitim bursu olarak bağışlayacağız. Mahkeme kararını da oraya koymuşlar. Ee, şimdi... Size de devam edelim. Ben o konuyu açtığınız için söylüyorum. Sayın Alabarda'ya da gelelim. Sayın Yerlikaya. Ee, şimdi burada baktığımız zaman niye bu vakıflar sürekli böyle bir hedef alınıyor? Mesela yerel seçimden sonra da işte T3 Vakfı'na yer tahsis edildi dendi, yalan çıktı. İşte para aktarılıyor dendi, yalan çıktı. En son kademe işte silahlar yerleştirildi diye haber paylaşıldı, yalan çıktı. Şimdi TÜKVA üzerinden bir e, yüklenme diyeceğim artık hani var. Şunu da söyleyeyim. TÜKVA'daki yöneticiler diyor ki elinizde ne delil dediğiniz ne varsa mahkemeye götürün diyor. Biz hazırız diyor ama Mahkemeye de gidilmiyor. Enteresan bir süreç var. Sürekli sosyal medya üzerinden işler servis Hocam ediliyor. Hocam evvela başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Pederi bugün. Evet. O yani konu hı hı. o zatının ismine gelince onu da ben onu birazdan söyledim. ekrandan... İki siyah farkı diye bir tweetimiz var. Ee, onu da söyleyecektim. Allah rahmet eylesin. Selçuk Bayraktar, Bayraktar'ın babası vefat etti. 72 yaşındaydı. Ee, Baykar'ın kurucusu. Aynı zamanda bu siyah İHA meselesinde, milli teknoloji meselesinde öncü isimlerden birisiydi. Pardon ben araya girdim. Estağfurullah buyurun. Ya, sivil toplum Türkiye'de e, özellikle 90'lardan sonra çok fazla tartışılan ve gelişimi için çok fazla efor sarf edilen bir alan. Özellikle Taceddin Hoca'nın bahsettiği 2000'lerden sonra AK Parti dönemindeki demokratikleşme açılımlarıyla aslında bütün hayat alanlarını kapsayan bir demokratikleşme ortamı ortaya çıktı. Sonradan güvenlik eksenli kaygılarla bu ortam Tedrici bir biçimde azalmış olsa da belli e, ivmelerini, belli kazanımlarını sürdürdü. Şimdi bu sivil toplum alanına tekabül eden tüm bu vakıfların e, hedefe konulması, tırnak içerisinde yalan terörü üzerinden daimi surette hedef gösterilmesi, yine Türkiye'deki siyaset yapma ortamıyla çok iç içe diye düşünüyorum. Yani 20 gün önce tartıştığımız mesele herhangi bir belediyenin belediye olma pratiklerini yapıp yapmadığı ile ilgiliydi. Bugün tartıştığımız mesele e, tırnak içerisinde hukuki karşılığı olmayan deliller üzerinden bir e, yalan terörüyle ortaya çıkartılan bir şey söylem alanı. Şimdi bu söylem alanı içerisinde baktığımızda tartıştığımız mesele de oraya giden insanlar, oradan destek alan insanlar, orada eğitim faaliyeti ya da oranın sivil toplum faaliyetlerine katılan insanları da hedef alan bir şey haline geliyor. Yani bunları bu kadar terörize ettiğinizde oraya çocuklarını gönderen, oradaki eğitim fırsatlarından yararlanmak isteyen insanlar da bir tereddüt içerisine giriyor. Yani bu az önce bahsettiğim rövanşist duyguların bir yansıması olarak hesaba katılıyor, dikkate alınıyor. Dolayısıyla böyle bir tartışma kültürü de ortaya çıkmıyor. Bunları kazanımları üzerinden tartışalım. TÜGVA'ya kaç öğrenci gitti, kaç öğrenci belediyenin ya da devletin doğrudan desteklediği projelerde yer aldı. Şimdi sivil toplum alanının finansmanı ile ilgili Türkiye'de ciddi bir sıkıntı var mı? Var. Ama bu finansmanın çeşitlenmesi anlamında devletinde, belediyelerinde, farklı kurumlarında elbette bir desteği olacak. Temel mesele bu desteğin nasıl karşılandığı, bu desteğin nasıl dağıtıldığı, bu destek sonucunda ortaya çıkan kazanımların neler olduğu. Bunları tartışalım. Yani bu vakıfları gören, bu vakıflarda ders vermiş biri olarak şunu söyleyeyim. Elbette alternatif olma anlamında, alternatif içerik ve program üretme anlamında bence pozitif bir ajandaları var. Peki. Böyle bir karşılık üretiyorlar. Ben Peki, bir lokma bir, bir şey, bir şey cümle eklemek istedim. Başka başla geçmem gerekiyor. AK Parti iktidarının ilk yıllarında hatırlarsınız 28 Şubat'ın amiral gemisinin miçoları vardı ya. Şöyle bir şey yazıyorlardı sürekli. Erdoğan devri sabık yaratır mı yaratmaz mı? Rövanş almayacak. O yakışmaz falan. Böyle bir tir tir titriyorlar. Yemedikleri herze kalmadı çünkü. Evet. Şimdi dönüp baktığımızda gün geldiğinde bunların eslafı, selefleri başka bir intikam diliyle biz geliyoruz diye başladılar ya. Hı hı. Bunların saçmaladıkları nokta şu. Şunu anlamıyorlar. Kendilerinin bir sosyolojik arka planı yok. Onlar bir avuç müptezel. Yanlarında da Erdoğan'a ekonomik sebeplerle, sosyal sebeplerle, hemşerilik sebepleriyle, Fenerbahçe Galatasaray sebebiyle 20 senedir iktidar olan Erdoğan'a reaksiyoner bir kitle var ya. Onlar sosyolojik olarak sizden değil bak her haltı yiyemezsiniz burada. Çünkü onlar sizin ala yanınızda olacak insanlar değiller. Kaldı ki bir yere geldiğiniz de yok yani. Şu an her zaman olduğunuzdan biraz daha kalabalık görünüyorsunuz değilsiniz. Bu kadar. Hayır. Sayın Allah vardı. Şimdi e, TÜGVA'nın e, FETÖ yurtları TÜGVA'ya tahsis edildi diye bir e, şey vardı. Şimdi mesela bugün e, sosyal medya Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı bir e, haber var. Galata'daki Saint Pierre Han bir eğitim vakfına Hı. komple tahsis edilmiş. Ve diyor ki Sayın e, İmamoğlu İstanbul'un yok olmayı tutmuş bir tarihi yapısını daha restore edip şehrin kültür sanat yaşantısına katıyoruz. Galata'daki Saint Pierre Han'ı şey, nokta nokta vakfa Veriyoruz yani canlanacak işte onunla işbirliği yapıyoruz diye söylüyor. Şimdi bir, kısaca sorum şu işte e, iktidara gelen İmamoğlu olunca ve işte çeşitli vakıflarla bu tür protokoller yaptığı zaman bu işte lansmanı yapılan ve çok böyle e, büyük bir hizmet olduğu düşünülürse e, iktidara gelen AK Parti dolu'nun Türk veya ya da benzeri vakıflara bu tür yerleri tahsis ettiğinde suç mu işlemiş oluyor? Şimdi zaten sorun buradan kaynaklanıyor. Bu şimdi vakıflar nezdinde bu şekilde... Ama baktığınızda bürokrasinin içerisindeki hususlarda da bütün mücadele çevrenin merkeze gelmesi ya da çevrenin merkeze gelmemesi üzerine çalışıyor. 28 Şubat'ta yaşadığımız neydi İbrahim? Bu ülkenin sanayicileri Gaziantep'te, Çorum'da, efendime söyleyeyim Denizli'de biz sermaye birikimiyle birlikte İstanbul'a yürümek istediklerinde Boğaz'daki bir takım eşkıya başları 28 Şubat sürecini sahneye koydular. Neden? Çünkü onların kendileri için o güne kadar hazırlamış oldukları düzene yönelik olarak bir meydan okumaydı bu. Ve bu meydan okuma demokrasiye balans ayarı veriyor nidalarıyla bir şekilde akamete uğratıldı. Şimdi o demokrasiye balans ayarı verenler rapor alma peşinde o kapı bu kapı dolaşıyorlar ama onlara o açıklamaları yaptırtan sermaye ...ve boğazdaki hatırlılar... ...keyfini sürmeye devam ediyor. Şimdi aynı şey vakıflar için de geçerli. Yani bir takım vakıflar... ...çağdaş, seküler, bilmem ne adı altında... ...bu ülkede sürekli olarak destekleniyor. Peki karşı mısın? Hayır değilim. Yani e, biraz önce hocamın dediği gibi... ...yani bunun çerçevesi ne olacak? Bundan ne kadar verim elde edebileceğiz? Yani siz A vakfına, B derneğine, C bilmem nesine... Elbette ki belediye olarak işte biraz önce Ekrem İmamoğlu'nun da İstanbul'daki bir yerleşkeyi, bir eğitim vakfına vermesini doğal karşılıyor. Ben de. Bak doğal karşılıyor. Bizim zaten. Ya zaten çürüp gideceklerini değerlendirdiğim bi tabii ki. Yani bizim diğer o onların fonlamış oldukları medyadan farkımız bu. Yani ben bunu doğal karşılıyorum. Tabii. Yani insanlar kendi siyasi fikirlerine de yakın olan yerlere bir takım destekler çıkabilirler. Ama belediyenin kaynağından çıktığı için orada da bu hususun şirazesinin kaymaması lazım. Şimdi sorun şu, ben ona destek vereceğim ama sen şu 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 vakıfları örneğin T3 vakfını hiçbir şekilde beslemeyeceksin, desteklemeyeceksin. Gerçi mahkemeye gitti Bayraktar, öyle bir Kaynak Yok. aktarma işinin Yok. olmadığını da ispat etti. Evet, Ama peki oldu. bu olmamalı mı? Yani mesela deney yap atölyeleri. Neydi deney yap atölyelerinin yerel yönetimlerle olan ilişkisi? O atölyelerle ya, ilgili, ilgili. dershanelerin evet. verilmesi, tahsis evet. edilmesi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarının Teknofest'te ortaya koyduğu şeyleri görüyoruz. Evet, Oradaki deney yap atölyelerinde bu ülkenin evlatlarının gelip bir şeyler yapması anormal mi? Değil. Ama bunun üzerinden bile ne yaptılar? Yalanlar rüzgarına evet. olayı. Şimdi Hacette... ne oldu size ya deney atölyeleri protokol iptal oldu kim kaybetti? E tabii ki Türkiye yani kaybetti. kaybetti. Şimdi tabii. dolayısıyla bu TÜGVA ile ilgili, T3 vakfı ile ilgili ellerinde herhangi bir yolsuzluğa tekabül eden bir husus varsa. ...mahkemeler orada Aynen. duruyor sevgili İbrahim. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesajını paylaşacağım önce. E, Milli Teknoloji Hamlesi'nin hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren... ...Baykar Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet... ...ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı esir hizmetler asla unutulmayacaktır diye yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz de altına vatan size minnettar diye yazdık. E, bugün Bayraktar ailesinin çok acı bir günü. E, bu mesajın arkasından da size iki tane SİHA e, fotoğrafı ya da görüntüsü göstereceğim. Bir tanesi Alman siyası, bir tanesi de bizim kendi siyamız efendim. Ee, Sayın Alabarda sizdeyken devam edelim bu konuyla ilgili istiyorum. Şimdi baktığımızda mesele şudur. İki siyah farkı derken şunu söyleyeceğim. Almanya'nın e, İHA projesi müzelik oldu. Çöp oldu. 800 milyon e, avro kaynak ayırdılar ve Eurohawk İHA'sı Berlin'deki Bundeswehr Askeri Tarih Müzesi'nde Sergilenecek bundan sonra. Ee, Nijerya'nın Valisi de Matavelle bir açıklama. Yapıyor. Türkiye'den siyah satın alacağız diye. Bugün yine Angola'da da evet. benzer meseleler gündeme geldi. Baykar'dan da yapılan bir açıklama vardı. Ee, gelirimizin yüzde sekseni ihracattan kaynaklanıyor. Yani hani böyle işte bir yerler kollanıyor, peşkeş çekiliyor gibi iddialara Var. karşı. Bununla ilgili bir değerlendirme almak istedim. Süremiz çok azaldı. Sonra Afrika başla geçmek çok istiyorum. Çok hızlı bir şekilde o zaman söylüyorum. Almanya kendi istihbarat amacıyla kullanmış olduğu Amerikan yapımı Global Hawk'lara benzer bir şekilde Airbus'un üreteceği Euro Hawk'ları üretmek için hı hı. girişimde bulundu. Ve bu konuyla ilgili olarak da 800 milyon dolar gibi bir rakam harcadı. Çöpe gitti. Evet, yani şöyle hepsi çöpe gitmedi. Araştırdım hı hı. Ee, Öyle mi? yayına gelmeden önce. Görev veriyorsun ya dersine <laughs> çalıştığı <laughs> Neyse bunun e, 300 milyon avroluk olan bir kısmını, e, ...elektronik aksam kendi silahlı kuvvetlerinin başka noktalarında kullanmak maksadıyla... Geliştirmişler. ...kullandı oralarda. Yani bu sistem için harcadığı parayla envanterine sokmuş olduğu bazı elektronik aksam. E, geriye kalan 500 milyon euroluk şeyin içerisinden de yaklaşık bir 100 milyon euro kadar olanı... ...NATO'nun ihtiyaç duyduğu sistemler için NATO'ya de devrettiği söyleniyor. Ama nereden baksanız 400 milyon avroluk bir şey var... Şimdi bu haber çıkınca hemen bir takım şeyler çıktı. İtibarsızlaştırma memurları var. Almanya bizi kıskanıyor mu? Hayır Almanya bizi kıskanmıyor elbette ama Türkiye'yi İHA SİHA konusunda Almanya gibi büyük bir dünya devinin dahi önünde daha başarılı çalışmalar imza atmasına sevk eden şey neydi? Mecburiyet. Survival of the fittest. Yani güçlünün ayakta kalma mücadelesi. Almanya gibi etrafında herhangi bir düşman periferi olmayan bir ülkenin siha üretme zorunluluğu ile Türkiye'ye uygulanan ve terörle canı yanan bir ülkenin siha üretme zorunluluğu farklı şekillerde baskı yapınca Türkiye 85 milyonluk bir ülke işte biraz önce de söyledin o T3 Vakfı deney yap atölyeleri gibi yerlerden çok başarılı siha örnekleri çıkmaya başladı. Almanya'nın, Hollanda'nın, Fransa'nın bu konularla ilgili olarak ortaya koyabileceği şey kendi ülkesi içerisinde bu konuda bir sıkıştırma olmadığı için ortaya koyamadılar ve en nihayetinde de söz konusu sistemin bazı parçaları NATO'ya bazı parçaları da Alman ordusunda kullanılmak üzere verildikten sonra ana gövde dahil olmak üzere Müzey. de müzeye kaldırdı Şimdi buradan şunu çıkartmamız gerekiyor Bu ülkenin evlatları gerçekten isterlerse milli Muharip uçağı da insansız sistemleri de, e, bu içinde bulunmuş olduğu şartlardan dolayı rahatlıkla ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla yine miha siha konuşacaksınız. Bak kardeşim 800 milyon avro kadar para ayırdı. Evet. Birçok sebebi var. Mesela dedi ki ben, ben bunu denemek istiyorum. Almanya'daki hava trafiğinden dolayı birçok konuda sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Mesela bizde sihalar kalkar. Aksungur Ankara'dan kalktı. Altında büyük bir e, hey, hassas güdüm kitiyle birlikte 400 kilometreye yakın Sinop'a gitti. 30 kilometre ötedeki menzile hedefi bıraktı ve tekrardan Ankara'ya döndü. Bir sıkıntı yok ama Avrupa'nın hava trafiğinde bunu yapamadılar bir. İkincisi Almanya'nın kendi içerisindeki ekonomik sıkıntılar, Hı -hı. savunma bütçelerine bu kadar para harcamanın doğru olup olmadığı tartışılıyor. Niye biliyor musun İbrahim? Mesela İngiltere ile Fransa tarihsel birçok düşmanlıkları olmasına rağmen Birçok hususta savunma sanayi konusunda işbirliği içindeler. Ortak radar üretiyorlar. Ortak bakım sistemleri geliştiriyorlar. Şimdi NATO'nun içerisinde de bunları smart program dedikleri akıllı programları koydular. Ya siz de Yunanistan'la yapın. Ya biz öyle bir sırtlan yatağında yaşıyoruz ki hani Yunanistan'la hadi ortak bir savunma programında ortak bir savunma sanayi ekipmanı üret. Mümkün mü? Değil. E, etrafında geri kalan ülkelere bak. Belki. Etrafında geri kalan ülkeler Suriye, Irak, Ermenistan, İran ha bu da bizi ne yapıyor? Öldürmeyen güçlendirir siyasetinin bir tezahürüdür. Türkiye'nin savunma sanayi başarısı. Peki Sayın Yerlikaya İran ajanları yakalandı Van'da MIT ve emniyetin ortak operasyonuyla. Ve orada kaçırılmak istenen İranlı pilot diyor ki bana şöyle söylediler İran için sen bir hiçsin ama... Biz seni kaçırıp Türkiye'ye ders vereceğiz dediler. Ee, İran'ı böyle rahat rahat Türkiye'de at oynatamayacağını da biz MIT olarak, e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın mensupları gösterdiler. Hem yani bununla ilgili bir dakika bir değerlendirme sorusu e, şu Afrika başında 8-9 dakika kaldı ama geçmek istiyorum. Ya şöyle e, Türkiye zaten e, sadece bu içeride yaptığı operasyonlar yani kendi içerisine müdahale etmek isteyen bölgesel ya da küresel aktörlerin ne gibi bir sonuçla karşılaşacağını gösteriyor. Hatırlayalım bundan daha iyilerini MIT zaten ulus ötesi operasyonlarında özellikle üst düzey mensuplarını çoğunu Afrika'da ve Balkanlarda yakalayarak Türkiye'ye getiriyor Ben de az önceki gündemle ilgili çok kısa şunu söylemek istiyorum yani Elbette diğer savunma sanayi ile ilgili girişimler Kolektifler var ama Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Türkiye'de şu özellikle gençler düzleminde Türkiye'ye güveni arttırmak evet. bir özgüven devrimi inşa etmek kendisi şunu söylüyordu yani biz bu işleri başladığımızda bu işleri yapmayın. Bu işlere zaman harcamayın. Bu işlerin lokomotifi başka ülkeler diyorlardı. Evet. Ama bu bu özgüven devrimi, Türkiye'ye olan güven, Teknofest üzerinden gençlerin oraya kanalize olması, bu bahsettiğimiz vakıflar tartışması, Hı -hı. yani çok iyi işler yapılıyor. Evet. Bunlara e, kanalize olmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Peki de. İran başı, şey e, Afrika başına geçeceğim. Bir şey söyleyecek misiniz? Çok az vaktim kaldı o yüzden. Yok geçelim. Sadece İran-Azerbaycan görünce yine orada bir şey söyleyeyim mi diyecektim. Ama geçirme artık. Afrika başta geçecek. 8-9 rakam kalmış. Bu arada sıcak bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. durağı Nijerya'ydı biliyorsunuz. Pazar yerine bir silahlı saldırı düzenlenmiş. Teröristler tarafından 30 kişi hayatını kaybetmiş. Ee, bu da bir sıcak gelişme olarak söyleyeyim. Ee, şimdi e, Angola'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj özellikle şuydu. E, 15 Temmuz'da da atıpta bulundu ve dedi ki meclisteki konuşmada e, zulme karşı direnmedikçe zulüm artacak dedi. Cesur olun dedi. Ve işte 15 Temmuz'dan örnekler verdi. Hani Afrika ülkelerindeki darbe girişimlerini bir anlamda gönderme yaptı. Bu mesajı nasıl yorumlamak gerekir? Darbe şampiyonlarından birisi Afrika'nın Angola'da Bunu Tabii. biliyoruz. Ee, bu bakımdan çok şaşırtıcı değil. Şimdi hocam Birinci Dünya Savaşı ortamı öncesi ortamın çok çok benzeri var dünyada. Ney ham madde son derece pahalandı, tedarikinde sıkıntılar var. Pazar tıkandı. Alışveriş bak iki hafta evvel dünya çok büyük bir krize atlattı. Fransa ile Amerika arasında. Tabii. Çok basit geçtik. Tabii. O deniz az az mevzu değildi yani. Pazar nerelere tıkandı görün. 3 ekonomik anlamda bir dar boğaz dünya genelinde enflasyonu azdırdı. Nereye yöneldi dünya böyle bir ortamda? İşte Birinci Dünya savaşından evvel Kongo Konferansı, Berlin Konferansı, Afrika'yı paylaştı. Şimdi nereye? Yine mecburen Afrika'ya. Neden? Avrupa pazarı tok, Avrupa pazarı fakir. Fakir derken mahdut. Asya kendi kendini zaten değerli. Rusya kapalı. Amerika giremiyorsun. Şu an dünyanın dönebileceği yegane boş, bakir ve zengin pazar Afrika pazarı. Afrika'da paramı var diyen cahil, daha cahil çıkarsa hiç konuşmam onlarla. Bu masayı kastetmiyorum Haşa. Bu bakımdan Afrika şu an üretilen ülkelerin e, yeraltı kaynakları ve petrol çok ciddi oranda felaket. kuvvetli ama Çin alıyormuş petrolü. Bir de Çin'e çok borçluymuş Angola. Felaket. Sadece Angola'nın Çin'e olan borcu değil. Çin Afrika'da pek çok yeri kendine borçlandırdı. Bununla birlikte sahil yerlerde ya işte yavrusu kadar yumurtası kadar Kong, Belçika'ya medyundur Kongo. Uğraş Allah uğraş. Neyse o da mesele değil. Ancak görülen hadise şu. Şu anda bir savaş çıkmayacağını ümit ediyoruz ki çıkmayacak. Dünya savaşmama konusunda bir konsensüse sahip. En azından tarafsız sahada bazen güreşiyor ama bu ekonomik dar boğazdan çıkacaksa dünyanın gideceği yöneleceği yegane yer Afrika pazarı. Afrika'ya yönelecekler ekonomik dar boğazdan çıkabilmek için. O ne yüzden güzel. kavga burada devam ediyor. Türkiye Libya üzerinden Afrika pazarına girmiş durumda ve. Her geçen gün daha fazla büyükelçilik açıyoruz. Oradaki etki sahamız 43 genişliyor. Olmuş büyük elçilik 43 olmuş büyükelçilik sayısı. 43 olmuş büyükelçilik sayısı. bunun ne demek 8'den olduğunu e çıkmış. Bunun ne demek olduğunu uzun uzun anlatma lüzum yok evet. sevgili İbrahim Reis. Bak. Afrika'nın nerede olduğuna dön. Bakanlar şunu görecekler ki Mersin'den Antalya'dan bir gemiye binen direkt aşağı indiyen Mısır'a iniyor. Birazcık sağa giden yani Cezayir'e bir Fas'a gidiyor. Bizim altımızda Süveyş Kanalı'ndan geçeceğin Somali'ye varıyor desair şeyler ve Libya'da limanda indirdiğin zaman konteynerin oradan tırlarla Afrika'nın merkezine kadar ilerleyebiliyorsun. Bu Türkiye'nin en büyük avantajıdır ve Libya ile imzalamış olduğumuz o münhasır ekonomik bölge anlaşmasının ne ehemmiyette olduğunu şu engelme ortadan kalktıktan sonra göreceğiz. Daha Peki. iyi göreceğiz. Zaten. Sayın Alavar da Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Somali ve Libya'yı da hatırlattı e, bu ziyaretinde. E, açıkçası ikisinde de Türkiye'nin e, dengeleri değiştirdiğini düşünüyorum ben. E, sizce bunu hatırlatmasının e, hani oradaki ülkelere cesur olun mesajıyla beraber okunduğunda biz yanınızdayız. Yani. Çünkü, çünkü sistem içerisinde şöyle bir kurgu var Türkiye'de dahil olmak üzere yani şartlar Avrupa'daki devletler açısından namüsait bir şekilde tezahür ediyorsa bir takım yollar var. Bunların en sonuncusu da darbeler. İşte Afrika'nın içerisinde 40'ın üzerinde darbe olmuş. Bunlardan 16 tanesi İbrahim sadece Fransa'nın eski sömürgelerinde olmuş. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın darbeler konusunda dik durulması ile ilgili 15 Temmuz'dan dem vurarak örneklik ortaya koyması bu açıdan çok değerli. Dolayısıyla ben e, yani e, gidiyorsunuz Angola dahil olmak üzere, Nijerya dahil olmak üzere birçok temaslarda bulunuyorsunuz. Ama gün geldiğinde en kritik noktada Batı merkezli bir darbenin çok rahatlıkla Afrika'da sahneye konulabildiğini görüyorsunuz hı hı. ve buna direnmek zor. Neden? Neden zor? Afrika'daki ulusların uluslaşma ve devletleşme süreciyle ilgili geriye doğru yaslanabilecekleri bir tarihi yok. Evet. Türkiye gibi dominant bir tarihten gelen bir ülkeyi dahi nasıl darbeler yöntemiyle ele geçirdiklerini, hala darbeye giden yapı taşlarını içerideki elemanlarıyla döşeyebilmek için ısrarlı bir şekilde yönetilemeyen kaos, siyasi cinayetler, faali meşru cinayetler, ekonomik kriz gibi hususları sürekli gündeme getirerek Türkiye'yi bu konuda sıkıştırmaya gayret ediyorlar. Türkiye'ye bunu yapan, Afrika'daki ülkelere neleri yapmaz? Şöyle Mali Başbakan Türkiye gibi dostlara ihtiyacımız var. Fransa buraya girdiğinde terörle ben, mücadele edeceğim demişti. Ülkenin üçte ikisi teröristlerin eline geçti. Ben diye ben hızlı istemette. bir şekilde bir cümle Bitti, söyleyip buyur. söylüyorum. Şimdi Afrika'da ne işimiz var diyen bir kafa çıktı biliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra Turistik geziye gittiniz zannediyorlar her Neyse şunu söyleyeceğim. Afrika'da ne işimiz var diyen kafa da Libya'da ne işimiz var diyen kafa da Afrin'de ne işimiz var diyen de aynı, aynı kaynak kafa. köklerinden beslenir. Şimdi şunu söyleyeyim. Afrika'nın nüfusu ne kadar? 1 milyar 382 milyon. Peki GDP'si ne kadar? 2.6 trilyon dolar. Süren bitti. Tamam. Söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin ne kadar GDP'si? 15 trilyon dolar. Avrupa'nın yaklaşık olarak 5'te biri büyüklüğünde bir ekonomi var. Peki. Bir cümle de sizden alayım Üstel, Afrika konusunda en azından. Ya şuradan tamamlayayım. Özellikle Türkiye'nin Afrika açılmaları zaten 43 tane büyükelçilik 54 Tabii. ülkede. Artan bir ivmeyle devam ediyor. 2004'te Mısır ziyaretiyle başlamıştı. 28 ülkeyi ziyaret etti Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin buradaki hem ticari hem ekonomik hem savunma sanayi anlamındaki girişimleri... ...yani ihracat anlamındaki girişimleri Batı basınını takip eden bir insan olarak şunu görüyorum. Hemen endişeye kapılan Batılılar şunu söylüyor. Türkiye burada nüfuz araşı içerisinde. Tabii. Yani Türkiye o klasik yeni Osmanlıcı siyaseti izliyor... Ve buralara nüfuz ederek buradaki gücünü pekiştirmeye çalışıyoruz. Peki veda vakti geldi efendim. Ekranda gördüğünüz görüntüleri paylaşmadan geçmek istemedim. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir paylaştığında hep i̇ha konuşmuyoruz. Aslında başka alanlarda da çok işler yapıyoruz. Onları o da harika. kapatmadan önce söylemek istedim. 35 ederim. mm hava savunma sistemi modernizasyonu ve parçacık tesirli mühimmat Atom. projesindeki güzel bir Atom gelişmeydi. <laughs> Aynı zamanda çoklu bomba atarla ilgili de güzel bir gelişmeydi. Vakit bitti ne yazık ki. Ben veda ediyorum. Sosyal medyadan mesaj paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Dostlarla beraber büyüyoruz. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.